Değerli ETMK İdea izleyicileri, bu cumartesi günü yine bir araya geldik. Herkese bu değerli zamanı ayırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz. 12. buluşmamız oldu. Bu hafta sevgili Şebnem Hocam, Şebnem Timur ve sevgili Orhan Irmak, Orhan Irmak Tasarım'ın kurucusu beraberiz. Sevgili Şebnem Hocam'ı çok yakından camianı tanıdığını düşünüyorum ama yine de ben birkaç cümleyle hızlıca anlatmak isterim. Yaklaşık son 15 yıldır, belki birkaç yıl daha fazla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Endüstri ve Tasarım bölümünde lisans mezuniyeti var. Akabinde de Bilkent Üniversitesi'nde grafik tasarımı alanında yüksek lisans ve doktorası var. Akabinde de bir İngiltere'de doktora sonrası araştırması var. Devamlı da aslında birçok ve detaylı farklı alanlarda eğitmenliğin yanında deneyimleri var araştırma konuları içerisinde. Konuşma içerisinde, sohbet içerisinde oralara da değineceklerini düşünüyoruz. Her hafta alıştığımız üzere kurallarımızı kısaca bir tekrarlamak isteriz. Moderatörler ve konuşmacılar dışında sevgili moderasyon yöneten Şebnem Hoca ve sevgili konuşmacı Orhan Irmak dışında mikrofonlarımız kapalı. Şebnem Hoca'nın yönetiminde arzu ettikleri bir zaman dilimi içerisinde arzu ederlerse eğer soru ve cevapları alabilirler. Ama bunun dışında öğrenci topluluğundan temsilcimiz sevgili Melike var. O da ben ekranda şu an bir an göremedim. Özyeğin Üniversitesi'nden yeni ve çok taze mezun oldu. Öğrencilikten profesyonel hayata geçiş yapıyor. O da topluluğun biriktirdiği veya şu an burada yönlendireceği soruları bizlerle paylaşacak ve bir anlamda co-moderasyon yapacak. Ben çok keyifli ve de birçok şeyi öğreneceğimiz bir buluşmanın öncesinde olduğumuzu ve de merakla, heyecanla da konuşmayı beklediğimizi söyleyerek Şebnem Hocamıza devrediyorum. Katılımınız için burada, bu Zoom platformunda ve diğer sosyal platformda izleyen ve izleyecek dostlarımıza da selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Melike, aslında biz yani ben biraz da Melike'yi tanıtmak isterim. Çünkü bu özellikle öğrencileri hedef alan değil de onlara yönelik bir söyleşi olduğu için öğrenci arkadaşları da birbirlerine tanıtmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Melike ile biz tesadüfen Özyeğin Üniversitesi'nde tanıştık zaten. Ben orada bir dizayn etnografi dersine gidiyordum misafir olarak ve bir sene önce Işıl Oygür o dersi veriyordu. Ben onların yokluğunda devralmıştım. Ve biz o Işıl'ın verdiği dönemde bir araştırma yapmıştı Melike ve Nisan da vardı galiba, değil mi? Melike Nisan'la birlikte. İkisi de ETMK'da aktif rol alan iki isim. Ve ders kapsamında yaptıkları bir araştırmayı bir kongrede bildiri olarak hazırlamışlar ve sunmuşlar ki bu lisans seviyesinde yapması oldukça güç bir iştir. Yani onu bir makale formatına getirmek. Ben çok etkilenmiştim ve derse davet etmiştim ve bir sunuş yapmışlardı. Oradan tanıyorum. Tesadüfen burada da karşılaştık. Ayrıca Melike, Orhan'ın yanında 2 ay kadar da staj yapmış durumda. 2018 ambalaj yarışmasında birincilik almış. Ayrıca da bu benim dediğim şey de 2018 Nord Design İsveç'teki bir konferansta. Bir arkadaşları daha var galiba Nisan'la birlikte. Evet, tasarım yarışması sunumu. Nisan ben. 3 kişi. Evet, 3 kişi. Yani parlak bir nesil geliyor arkadan. Böyle bu toplantılarla da profesyonellerle öğrencileri birleştirdiğimiz bunlar güzel imkanlar diye düşünüyorum. Onu söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum hocam bu arada. Evet, Nisan'a da bir başka toplantıda o zaman daha detaylı takdim ederiz. Evet. Şimdi Orhan'ı benim anlatmam çok anlamsız çünkü Orhan'ın kendisi burada. Şimdi biz konuşurken nasıl bu işi takdim edelim diye şöyle iki parçalı bir şey düşündük. Şimdi Orhan tabii yıllar içinde biriktirdiği inanılmaz bir profesyonel tecrübesi var. Ambalaj tasarımı üzerine mezuniyetinden itibaren uzmanlaştı. Bu konuda gerçekten Türkiye'deki sayılı isimlerin arasına girdi.
Ama bizim Orhan'la da hikayemiz, yani ben ODTÜ'den itibaren tanıyorum. İşte ben ilk mezun oldum, araştırma görevlisi oldum, o öğrenciydi. Ama çok az aramız yani, şey değil. Hani hoca falan gibi ben hiçbir zaman söyleyemem. Bir arkadaşım olarak görüyorum Orhan'ı. Çok teşekkür Meslektaşım olarak görüyorum. Zaten okulu birincilikle bitirdi. O zamandan beri hani hatta öğrenciliğinden beri zaten o çizgisi belliydi yönelimi. Sonra da zaten o şekilde aynı başarısıyla daha da katlayarak ilerledi. Düşünüyorduk işte nasıl şey yapalım falan. Hani bir sıra şey var. İşte ürünler üzerinden anlatmak var. Projelerin hikayeleri falan. Bir de benim aklıma şey geldi. Bir film vardır, High Fidelity diye. Orada bir plak şirketi sahibi vardır. John Cusack oynar o da. Plaklarını şey yapar. Şimdi çok morali bozuktur falan. Kız arkadaşına ayrılmış. Plak koleksiyonu tekrar düzenlemeye çalışır. Orada der ki işte plakları nasıl neye göre diziyorsun der arkadaşı. O da der ki otobiyografik olarak diziyorum der. Yani alfabetik olarak da dizilebilir değil mi? A harfi, B harfi. Burada da otobiyografik, kronolojik olarak. Yani Orhan sen bu işe nasıl başladın? Hani zamanda timeline'a bunu koysan, oradaki önemli yapı taşları nedir? O zaman nasıl aktı? Biraz öyle iki parçalı yapalım dedik. Hani hem kronolojik hem de projeler üzerinden. Çünkü ikisi iki farklı şeyde gidiyor. Aksa gidiyor. Öyle diyeyim. Ben sözü o zaman Orhan'a vereyim. Oradan tarihten başlatalım Orhan. 95'ten mi başlatıyorsun? Evet, doğru. Belki ODTÜ'den. Evet. Aynen öyle. Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Davet için öncelikle TMK'ya çok teşekkürler. Bu vesileyle bu pandemi sürecinde farklı platformlarda bir araya gelmemizi sağladınız. Konuklardan bir de ben oldum. Öncekilerden de katılıp izlediklerim oldu. Şimdi bizzat buradayım. Herkese tekrar merhabalar. Teşekkürler bu keyifli giriş için Şebnem. Sohbetin devamı da böyle birlikte keyifle geçecek diye umuyorum. Çünkü 2 saat dediklerinde wow dedim. Ama sonra da düşündüm, uzun aralıklarla bir araya gelip oturunca çok daha uzun süreler sohbet ediyoruz. Evet. Dolayısıyla gözüm korkmadı, merak etme. Ben dediğin gibi kronolojik olarak ilk sunumun ilk bölümünü paylaşacağım. Ondan sonra projelerle ilgili paylaşacağım. Sanırım ekran gelmiştir. Geldi, evet. Tamam, okey. 15. yılımızı kutladık Orhan Irmak Tasarım'da. Bu kapak o yüzden böyle renkli bir festival havasında. Ama ilk olarak anlatacağım bölüm biraz geçmişe bakış. 95-2010 arası. Ben de öyle ayırdım. Bir ilk 15 yıllık bir dönemi özetleyeceğim. Ondan sonra üzerinde sohbet ederiz, soruların olur falan. Daha sonra da 2010 sonrası biraz daha Orhan Irmak, yani burası biraz daha Orhan Irmak olarak, ikinci bölüm biraz daha Orhan Irmak tasarım olarak neler yaptığımızla alakalı aslında. 95 ile başlıyor bu tarihçe. 95 yılı benim ODTÜ'ye girdiğim sene. İlginç bir sene çünkü endüstriyel tasarım bölümünün ilk kez yetenek sınavından üniversite sınavına geçtiği sene ODTÜ'de ve dolayısıyla bölümün puanı yoktu. Yani bölümün puanı sıfırdı ve nereye yazacağımı bilmiyordum çünkü bölümlerin puanı bir önceki sene giren öğrencilere göre belirleniyor. Yani böyle gözüm kapalı bir yerlere yazdım. Doğru yerlere yazmışım. Sonuçta 30 kişi alıyordu ve ilk kez puanı belli olacaktı. Şanslıydım herhalde. Doğru yere yazmışım. Ve 95'te ODTÜ'ye girdim. Hasan Hocam aramızda şimdi. İlk sene onunla ve sevgili Canan Hoca'yla tasarımla tanıştım. Temel tasarımla. Ve böyle giderken derslerim iyiydi. Sen de belirttin. Bölüm birincisi olarak mezun olmuştum. Ve böyle kafama şey takılıyordu, burada güzel şeyler yapıyorum, okey ama bu yaptığım nedir? Veya dışarıda, başka yerlerde bu başarıyı tekrar edebilecek miyim? Ve bir gün bölümün, sınıfın kapısında bir yazı gördüm. Avustralya'dan bir exchange öğrencisi geliyormuş, onun yerine birini arıyorlar. Aa ne ilginç olur falan diye.
Tabii şimdiki Erasmus gibi programlar yok. Zaten Avustralya olsa Erasmus'un parçası olmayacak. O ilanı gördükten kabaca bir ay sonra ben uçaktaydım ve Avustralya'ya gittim. Royal Melbourne Institute of Technology Avustralya'ya değişim programına gittim. Ve 6 ay orada kaldım. İlginç bir okuldu. Çünkü ODTÜ, bilenler bilmiyordur, bilmeyenler için söyleyeyim, şehir dışında büyük, geniş bir kampüs. Bu arada rengim kırmızıya mı döndü benim? Kendi rengimi kırmızı gibi görüyorum ekranda ama. Neyse, çok önemli değil. Ben devam ediyorum. Ekrandakiler daha önemli. ODTÜ Kampüs Üniversitesi, Melbourne'deki okul ise aynen böyle şehrin merkezinde bloklardan oluşan, bir tanesi disco girişi gibi olan, bir tanesi klasik bir binadan oluşan, yan yana değişik binalardan bir yapıydı. Benim için farklı bir deneyimdi Avustralya. Çünkü Universal Design kavramıyla orada tanıştım. Yaşlılar, engelliler, bu tür konulara fazlasıyla vakit harcanıyordu ve bu benim için ufkumu açan bir şey oldu. Ama başka bir şey daha var. Aradan 20 küsur yıl geçti ve aşağıdaki fotoğraf Avustralya'dan arkadaşlarla İstanbul'da yaptığımız bir buluşmanın fotoğrafı. Onu da koymak istedim. Çünkü oradan aynı zamanda çok güzel arkadaşlar edindim ve onlarla halen daha aradan geçen yıllardan sonra görüşüyoruz. Bir de ilginç başka bir şey oldu. Bu Promo Türk promosyon yarışmasında birinci oldum ama ben Avustralya'daydım. Onun da hikayesi ilginç çünkü ben yarışmaya katıldım, gönderdim projemi. Sonra hiçbir şey kazanamadınız diye güle güle dediler. Ben Avustralya'ya gittim kös kös. Ondan sonra sevgili Güley Hocam'dan yanlış hatırlamıyorsam mail geldi. Benim rumuzumla katılan başka biri daha varmış. Onun zarfını açmışlar benim projemi seçip. Ve o kişiye belli bir ücret verip maket yapmasını istemişler. Ve ondan sonra o maket gelince de yanlış proje olduğu anlaşılmış. Ve ben Avustralya'da, tamam dilini biliyorum ama oranın ostimi nedir? Orada maket nerede yapılır? Alüminyum profilden waterjet cutting nasıldır? Nasıl bir teknolojidir? Maket yapmam gerekti. Bu maketi Avustralya'da yaptım. Onlar para gönderdiler. Çünkü yarışma iki aşamalıydı. İlk aşama maket, seçimden sonra 10 kişi. Onların arasından da ilk 3. Bu maketi yapıp Türkiye'ye kargoladım ve Türkiye'de de daha sonra birinci oldu bu proje. Gelen parayla Avustralya'dayken hem bir kısmını ayırdım, dönüşte bir yeni bilgisayar almıştım. Ama bir kısmıyla da itiraf ediyorum, Fiji Adaları'na gittim tatile. Dünyanın o bir ucuna gitmişken iyi ki de yapmışım. Bir daha öyle bir şey, ne zamanım, ne vaktim, ne param olur mu bilmiyorum ta Fijilere gidecek kadar. 2000 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldum. Gülay Hocam, yine kulaklarını hep çınlatıyorum okul yılları olduğu için, dedi ki Amerika'ya doktoraya gitmek gibi bir şeyim var mı? Orada ilginç programlar var. Master artı doktora programları gibi. Yok dedim. Kesinlikle öyle şeyler istemiyorum. Ben tasarımcı olacağım. Yani akademik kariyer, master, doktora, bunlarla ilgili çok bir düşüncem yok. Nitekim başladım Ankara'da fuar alanında tasarımcı olarak bir şirkete girdim. Ve çok uzun sürmedi. Bir yıl sonra dedim ki güzel tasarım yapıyorum ama ya yapabileceğim daha fazla şey var galiba. Bunun üzerine master'a başladım. İşimle beraber master'ı beraber götürdüm. Ve hatta yani o iddialı ben tasarım şeyim bir yıl sürdü. Bir yıl sonra master'da yapmaya karar verdiğimde hem işime devam ettim, hem üniversitede asistan oldum, hem de master öğrencisi olarak eğitime başladım. İç mimarlık ve çevre tasarımı oradaki program. Ben de ürün tasarımı ve Modular Interior Systems derslerinde asistanlık yapıyordum. Benim için keyifli bir şey oldu. Future Studies ile çalıştım. Çünkü yüksek lisans tezimi gelecek çalışmaları üzerine yazdım. Orada ilginç bir alan vardı. Alman bir hocam vardı, Markus Wilsing. Değişik bir deneyimdi benim için. Gelecek çalışmalarıyla tanışmak bile başlı başına bir kazanımdı aslında. Ve fuar işlerine de devam ettim. 2003 yılında mezun olduktan sonra hayatımda radikal bir değişim. O da İstanbul'a taşındım.
Ve Orhan Irmak şirketine artık yavaş yavaş kuruluşu başlamıştı. Ve 2004 yılında abim, onu şirketi anlatırken daha detaylı anlatacağım. Ortak olarak Orhan Irmak tasarımı resmen kurduk ve kendimize bir hedef koyduk. O da ambalaj tasarımı. İlk günden kafamızda ne yapacağımız, ne yapmak istediğimiz biraz netti. İlk projeler biraz aslında Türkiye'nin endüstri tarihiyle de veya pazarlama, yasaklar, bazı yasakların kalkması, bunların hepsiyle paralellik gösteriyor. Örneğin ilk müşterilerimizden biri alkollü içecek sektöründen Burgaz'dı. Şöyle ki, bu yıla kadar alkollü içecek sektörü tekeldi. Yani tekel demek, aramızda genç arkadaşlar var, çok hatırlamayabilirler belki, tekelden üretilen içkiler sadece. Dolayısıyla rekabet yok, farklı markalar yok. Dolayısıyla da tasarıma ihtiyaç yok aslında. Yani var ama çok kısıtlı miktarda. Ama ne zaman ki alkollü içecek sektörü özelleşti, o zaman farklı farklı firmalar rakı üretimine başladı. Burgaz markası da bunlardan biriydi ve onlar da bizimle çalıştılar. Onlarla bu şeffaf etiketli Burgaz rakının logo ve ambalajını tasarladık. Farklı farklı gramajlarda. Aynı zamanda rakılar çeşitlenmeye başladı. Rekabet artınca bu sefer yaş üzüm rakısı gibi bir olgu hayatımıza girdi. Öncesinde işte iki tip rakı vardı sadece ama bugün belki markette 15-20 farklı çeşitte ve 20-30 farklı markada rakıyı bulabiliyorsunuz. Rekabet tasarımı aslında beraberinde getiriyor. Dolayısıyla pazarın açılmış olması bir avantajdı. Bu da arkası böyle baskılı, etiketli, içinden yaş üzümler görünen bir rakı etiketi çalışmamızdı. Firmanın likörü, vodkası çok fazla ürünü vardı. O dönem yeni rekabete açılmış bir sektör olduğu için piyasa gerçekten açtı. Hani ne yapsa satılır diyeceğimiz tarzda bir dönemdi. Ve o dönemde bol bol farklı ürünler için Burgaz'a çalışmalar yaptık. Onun arkasından Türkiye'nin en büyük firmalarından ve dünyanın en büyük sabun üreticilerinden Evyap'la yolumuz kesişti. Kişisel bakım ve kozmetik sektöründe. Onların da aslında hepimizin bildiği Duru, Arco, Arconem, Fax, Avebaby gibi markalarıyla çalışmalar yaptık. Burada birkaçını hızlıca geçeceğim. Artık bu şekilde raflarda değil ama bu sunumdakiler şöyle söyleyeyim. Nereden baksanız bir 10 yıllık görseller. O şekilde bakabilirsiniz. Benim için de bir geçmişe dönüp bir bakma oldu. Eski çalışmalarımızı inceleme şansı buldum. Arconem meyveli serisi ilk kez Türkiye'nin Body Shop'la beraber böyle renkli ambalajlarda kokulu kremlerle tanıştığı yıllardı. Öncesinde sadece klasik bir Arco kremden ibaretti veya en fazla salatalık özlü, şeftali özlü, bugün için son derece sıkıcı diyebileceğimiz ürünler varken Türkiye piyasası da rekabete açılınca aslında raflarda renklenmeye başladı. Bizim de buna katkımız Arconem'le olmuştu. Yine duş jelleri oldukça fazla çeşitlendi o dönem. Daha sonra çok uluslu firmalarla çalışmaya başladık. Ülker Hero Baby bunlardan biriydi. Bir Hero grupla Ülker grubun joint venture'ıydı. Bebek maması. O gün bugündür bebek maması alanında çalışmalarımız devam ediyor. Bekar biri olarak bebek bezinden bebek beslenmesine her konuya hakimim. Abimin çocukları üzerinde o bilgimi kullanıyorum. Ve bir de Activex markası var. O da ilginç tesadüflerle dolu bir projeydi. Bebek o zamanlar Ülker Hero Baby'ydi. Bir joint venture'dı dediğim gibi. İki firmanın ortaklığıydı. Artık Ülker yer almıyor. Hero grubu tek başına Türk piyasasında yer alıyor. O dönem yaptığımız ambalajlar bunlar. Bebek sütleri, kavanoz mamaları ve birçok farklı ürünleri oldukça geniş bir ürün ailesiydi. Activex'te ilginç bir hikayesi var çünkü çok fazla hareket etmeyen bir markaydı ve bizden bunu canlandırmamızı istediler. Antibakteriyel ürünlere karşı ilgi artıyor, hassasiyet artıyor diye.
Biz logoyu tamamladık, ambalajları tamamladık, ürünler piyasaya çıktı ve kuş gribi. İnanılmaz bir satış grafiği. Fabrika ürün yetiştiremiyordu, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla çok şanslı doğmuş bir projeydi. Bugün pandemi sürecinde de bazı şanslı ve şanssız markalar var. Aslında geçmişte de bu tür anılar var bende. Onlardan biri de Actrex. O yüzden buraya da yer vermek istedim. Daha sonra 2007'de ilk uluslararası başarımız geldi. O da Red Dot Tasarım Yarışması'nda Best of the Best ödülünü kazandık. Yani şöyle söyleyeyim, daha 3 yıllık bir tasarım ofisiydik. Bunları saydığım size 3 yıl içerisinde yaptıklarımız. Ve 2007 yılında Red Dot ödülü bizim için hani dünyadan işte Siemens alabilir, işte Mercedes alabilir gibi böyle çok büyük markaların erişebildiği bir ödül sistemi gibi geliyordu. Bir delilik yapıp katıldık. Koleksiyonla, burada projeyi de göstereceğim şimdi, sevgili Koray Malhan'la yaptığımız projeyi gönderdik ve ambalaj kategorisinde ilk kez Türkiye'ye Best of the Best ödülünü kazandırdık ve bizi çok gururlandırdı. Aynı yıl ETMK tasarımda kazananlar ödülü veriyordu, 2007 yılında onu da aldık. Bu farklı sunumlarda zamanında göstermiştim. Faruk Malhan imzalı farklı bardaklar aslında onun ambalajı. Burada gördüğünüz 4 tane çay bardağı ve 4 tane çay tabağı ambalajı görüyorsunuz. Ve bunlar şık bir kutu içerisinde çünkü ilk kez çay bardağı bir tasarımcının imzasını taşıyordu ve bunun kutusu da özel olsun istenmişti. Bunu değerli bir hediyelik olarak 5 yıldızlı otellerin mağazalarında tasarım hassas yerlerde satmayı düşünüyorlardı. Dolayısıyla ambalajı da en az ürün kadar özel olsun istemişlerdi. Böyle bir çalışma yaptık ve oldukça gurur duyduk. Çok güzel detaylar vardı. Tamamen kartonla üretilmiş, kağıt bir ambalaj bu. Ve onunla Best of the Best ödülünü kazandı. Daha sonra Design Turkey'de 2008'de İyi Tasarım ödülünü aldık. Tekstil sektöründen yine bir uluslararası marka Pentaworth ödülü kazandık. Taç firmasıyla. Arzu Kaprol Homeline'la. Bu 2008 yılında kazandığımız ödül, o ilk başta yaptığımız ambalaj tasarımının yeni versiyonuydu. Şöyle ki, ürün o kadar başarılı oldu ki artık daha MES'e hitap etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla daha Migros gibi süpermarket raflarına dahi girebilecek bir ambalaj istendi. Daha ucuz maliyetli olması gerekiyordu dolayısıyla. Ve ondan sonra biz onun ikinci kullanımda olan, burada gördüğünüz ikili ambalaj, aşağıdaki üç tane kutu yan yana geldiğinde altılı ambalajı oluşan bir seri yapmıştık. Ve bunları da aslında o dış kılıfı çıkardığınızda bir saklama kabı, o dönemler CD varmış hayatınızda. Onun ölçülerini falan da baz alarak işte üzerine ne olduğu yazılan, böyle şık neredeyse gidip IKEA'dan alabileceğiniz kalitede bir saklama kabı şeklinde ambalajlar yapmıştık. Onunla kazanmıştık bu ödülleri. Bu da Linens için yaptığımız bir proje. Nevresim ambalajları çok sıkıcıydı. Linens, Arzu Kaprol'le yaptığı tasarımlarda bir hikaye anlatıyordu. Biz Arzu Kaprol'le bir araya geldiğimizde dedi ki, benim her tasarımın bir hikayesi var ve ben bunu anlatmak istiyorum. Biz de hikaye kitaplarından ilham almıştık. Pop-up kitapları vardır ya, açarsınız böyle bir üç boyutlu bir obje çıkar katlama detaylarıyla. Fotoğrafçıyı ona göre briefledik. Ve fotoğrafçının çekim acısıyla ve özel bir kesimle bu sıkıcı nevresim ambalajı açtığınız anda bir anda o nevresim örtülü yatağı önünüze çıkartan bir pop-up kitabına dönüşüyordu. Bununla Pentaverse ödülünü kazanmıştık. Yine bizim için gurur veren uluslararası bir başarı oldu. 2008-2010 Design Prize, 2009'da aday gösterildik. Turquality o zamanlar marka destek sistemi tarafından ilk akredilen ambalaj tasarımı olduk. Ve Ambalaj Sanayicileri Derneği yarışmaları başladı 2010'da. Orada da ilk senesinde 5 ödül kazanmıştık. Yerli yarışmalarda bugün bile halen devam eden uzun soluklu bir sistem oldu. Burada da birkaç tane projeyi göstereceğim, yine en az 10 senesi olan. Onunla bu bölümü kapatacağım senin için duygunsa Şebnem. O dönemde yaptığımız Arko projesi. Sütaş Ayran demek ki en az bir 10 yılı varmış bu projenin.
Arkonem için yaptığımız çatlak önleme kremi. Bu da yanında bir POP malzemesi gibi işte karının 3. aydan itibaren şişmesiyle başlanmasını gereken tüketiciyi aslında biraz da o diliyle nasıl kullanacağını öğreten bir tasarım. Hep şeyi fark etmişsinizdir belki, ambalaj tasarımına biraz endüstriyel tasarım katkısıyla, perspektifiyle yaklaştım. Ekipçe de öyle yaklaşıyoruz. O yıllarda ETMK yönetim kurulundaydım. Bu arada gelecek şeyi de cümle var bir sonrakinde. Çünkü dediğim gibi 10 senelik bir sunumdan aldım burayı. Ambalaj tasarım alanında doktora çalışmam İTÜ'de tamamlanmak üzere ve Türkiye'de ambalaj tasarım gelişimi üzerine ilk kapsamlı çalışma olacak demişim. Çünkü 2011'de bitti, 7 yılda tamamlayabildim sevgili Özlem Er'le beraber tezimi. O dönemde de çeşitli workshoplara o zamandan başlamışım. Kale Tasarım Merkezi, ISO'da, İMMİP'te ambalaj tasarım marka dışında sunumlar yapıyorum ve yarışmalarda jüri üyesi olarak görev alıyorum diye sunumu tamamlamışım. Yine burada da birkaç tane örnek göreceğiz. Bu Touch Free Mood'la yaptığımız bir ambalaj çalışması. Kritik bence güzel bir proje. Çünkü ambalajın üzeri çıplak ve sadece tek renkli bir baskı var. Ve üzerindeki sticker'ı söktüğünüzde aslında çevreyle son derece barışık bir ambalaja dönüşüyor bu. Buradaki gibi farklı kullanım imkanları sunuyor tüketicilere. Duru'yla projelerimiz yine devam etmiş. Duru Gurme serisinin duş jeli ambalajları. Kent Gıda bayramlık şeker ambalajları. Tatu parfüm ambalajı. Bu da yine hikayesi olan bir ürün. Çünkü genelde parfüm ambalajlarında çok böyle fikir üreterek bir şeyler hazırlıyoruz. Bu da genç kızların ilk parfümü, öyle bir konumlandırması vardı. Dolayısıyla biz de kutunun içerisine genç kızın o diyelim ilk etkinliği, ilk date'i, ilk buluşması, ilk partisi giderken o hazırlanma anını resmettik. Metalik bir ambalaj koyup içerisine ayna görüntüsü koyduk ve her birinde bir mood'u anlattık. O genç kızın odasını resmettik. Dolayısıyla açtığında kendini ve kendinden bir şeyler görüyor aslında. Daha sonra bunu reklam filminde de öyle yaptılar. 4 tane kız beraber bir konsere hazırlanıyorlar bu parfümlerle. Kutudan aslında markanın iletişimine dönük bir çalışma olmuştu. O dönemlerde ilk ihracat projelerimizi yapmaya başladık. Bu Hero grubun Mısır'daki bir meyve suyu markası. Oraya tasarım ihraç ettik. Bugün daha halen tasarım ihracına devam ediyoruz ve o firmayla çalışmaya devam ediyoruz. O yıllar aynı zamanda basılı medyanın da daha zengin olduğu yıllar. Artık daha dijital medyaya kaydık. Bu da o ilk 10-15 senede dergilerde çıkan kimi görseller, röportajlar, onlardan haberler. Sunumun ilk bölümü bu kadar. Ben stop sharing diyorum ve seni dinliyorum. Süper. Varsa soruları. Çok teşekkürler Orhan. Valla bir solukta bayağı kaç yıllık, 95'ten bu yana bir skalayı gözümüzün yıllık. Önüne 15 yıllık bir şeyi gözümüzün önüne serdin. Yani ben birkaç not aldım. Çok bir kısmına tabii tanıklık yaptık yani. Hı-hı. Biz de bu ürünleri izledik. Gerçekten o tekelin kırılması ve 2005 alkollü içki sektöründe farklı markaların pazara girmesi, birçok hani başka Gamze'nin falan da birçok ödül alan başka şişe tasarımlarıyla yer etmiştir. Yani gerçekten orada bir tasarımın şahlandığı bir dönem oldu. Tam da senin şirketi kurduğun döneme denk gelmesi çok güzel bir tesadüf. Bu işte şans da önemli bir faktör tabii. Ama o yılları yaşamayanlar hakikaten bilmez yani oradaki yani ne olacak işte. Yani bir tanecik işte likör şişesi vardı, bir de bildiğin düz rakı şişesi vardı. Bir yeni rakı, bir Tekirdağ rakısı o kadar. Başka bir şey yoktu. Belki başka böyle da desek şey daha resim netleşecek, evet. Hafızalarda. Başka hiçbir şey yoktu piyasada. Ya şey gibi işte bir televizyon vardı, bir tane kanal vardı. Pazar günü de kovboy filmi seyrediliyordu falan gibi bir durum. Yani o şeyden çıkışın hikayesi aslında bu. O açıdan çok ilginç. Tabii bu işin ne kadar pazarlama ve firma stratejisiyle yakından ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Yani ambalajın kendisi
Tabii ki çok önemli ama ona ihtiyaç duyacak bir sektör ve bir rekabet, o farkın ortaya konulacağı bir şey gerek. Kulüp rakı da vardı diyor Sibel. Evet, şöyle değil mi? İki kişi masada oturuyorlar, öyle bir label'ı vardır çok meşhur. Bu İHA Plus'u mu çizmişti onu da galiba? Etiketinde. Etiketinde değil mi? Evet, o şey çok ilginç. Yani diğer şeylerle birlikte okumak. Evet. Doktora çalışmamda da aslında bulgulardan birisi oydu. Yani ne zaman ki Türkiye pazarı serbest rekabete açıldı, Avrupa Birliği'nden ürünler gümrük vergileriyle engellenmeden rahatça dolaşmaya başladılar iç piyasada. Aslında iç piyasadaki raflar da renklendi. Tüketiciler de bu konuda eğitildi. Daha farklı ambalaj tipleriyle, daha renkli görsellerle karşılaştılar. Dolayısıyla yerli markalardan da bunu aslında beklemeye başladılar, talep etmeye başladılar. Yani o görsel hafıza ve beklenti arttıkça ambalaj tasarımının yerli firmalar içerisindeki önemi de yükselmeye başladı. Firma yöneticileri de daha fazla ambalaj tasarımından konuşmaya başladılar. Evet. Bir de tabii şey çok önemli. O hep gelen bir sorudur. Grafik tasarım, bir grafik tasarımcı ambalaj tasarımı yapabilir mi? Tabii ki yapabilir ama değil mi? Orada o bir sınır var. Ama senin bu gösterdiğin örnekler bir endüstri tasarımcısının neden bu işi yapması gerektiğini veya bir grafik tasarımcıyla da birlikte ortakla çalışılabilir tabii ki projelerde. Onun önemini çok güzel ortaya koyuyor. O hem koleksiyon için yaptığınız ilk Red Dot alan ürün. Linens'i ben görmemişim ya. Bu kadar seni izledim bunca yıldır. Onun Linens'i kaçırmışım. Orada onun üç boyutlu açılması pop-up. Yani çok aslında bugün dijital şeyler, onu aslında sonunda soracaktım. Belki şimdi bile söylenebilir ya da o ilişki kurulabilir. Yani işte bu QR kodla veya dijital şeyle gerçekliğin arttırılmasına yönelik bir şey aslında. Pop-up kitaplar niye o kadar büyülüdür değil mi? Mevcuttan kesinlikle üç boyutlu olarak karşına çıkıyor. Harika bir şey. Siz bunu ambalaja uyarlamışsınız ve hiç hani alışılmadık, beklenmedik bir yerde. Gerçekten çünkü nevresim dediğin şey şeyin içinde gizli. Yani bir ucundan ya nasıl görünür acaba diye böyle hakikaten anlamaya çalıştığın bir şeydir resimden falan filan. Onun böyle karşında canlanması. Zaten şeyin kendisi de yatak gibi, baza gibi. Evet, doğru. O da hisset. Onu da amaçladığınızı düşünüyorum. Ve de nevresim ambalajları sıkıntılıdır da. Çünkü size hizmet sağlayan mağazadaki görevlinin o ambalajı açması, ondan sonra katlaması inanılmaz bir vakit kaybı. Dolayısıyla ne kadar onu gerçekçi bir şekilde tüketiciye yansıtabilir ve oradan vakit kazandırırsanız o satıcıya, o kadar kârdasınız. Biz onu biraz daha hani hikaye de ekleyerek, yani sadece bir fonksiyon olarak değil de biraz da o Arzu Kaprol'ün tasarımlarında hep hikaye anlatma çabasını, zaten o da bir tasarımcıyla marka buluşması. Dolayısıyla bir farklı bir şeyi ortaya koymayı da hedefledik. Aynı şey o parfüm şeyinde de var. Kızların ayna gibi açılması. Yani hiç durduğu gibi değil. Yani çok sürprizli bir şey aslında. belki de hani ambalajdan beklenenin çok ötesinde bir şey de arz ediyor kullanıcıya normalde. Değil mi? Yani şöyledir hani ambalaj dediğin şey ne? Şimdi işte belediyeler afiş yapıyorlar. İşte ambalajları yan yana koymuşlardı. En son Kadıköy Belediyesi'nin öyle bir şey vardı. İşte pet şişe, Tetra Pak, işte diğerleri falan filan. Biz çöp değiliz diye böyle el ele tutuşmuşlar. Kendilerini anlatmıyor. Ya biz çöp değiliz, biz ambalajız yani hakikaten. Ama bizde şey var, bir an önce o ambalajı yırtıp içerideki ürüne ulaşma acelesi var tüketicinin. Tüketici diyorum özellikle çünkü pazarlamacılar tüketici diye hitap ediyorlar. Geçen işte projede birlikte çalıştığımız firmadan orada çok dikkatimi çekti. Tüketici. Biz tüketmiyoruz, biz kullanıyoruz yani ve böyle belli bir şeyle yaklaşıyoruz değil mi ürüne, bir saygıyla. Ama işte ambalaj böyle o şeyde en çok vahşete uğrayan, yırtılıp atılan bir kısmı aslında ama ürünü de taşıyan bir çok önemli bir unsur. Hatta bazen
ürünün önüne geçtiği, hatta sizin yaptıklarınızda bence ürünün önüne geçmiş durumdalar. Yani o hakikaten atılamaz yani. O kutu ben zaten hiçbir kutuyu atamam da. O kutuyu almış olsam o koleksiyonun kesinlikle dururdu evde. Benim kutuları koydum, başka kutularım var mesela. Çiçek koyuyorum, atamıyorum çünkü o kadar güzel ki, hem kartonu, baskısı, renkleri olağanüstü. Yani yüzden... tabii burada şeyi de ayırmak lazım. O dikkatini çeken örnekler senin de bahsettiğin gibi böyle biraz saklamaya da müsait, uzun soluklu rafta ya da uzun süre içindeki ürünü saklayan ambalajlar. Bir de daha kısa soluklu, direkt arada bir aracı olmadan raftan direkt alıp yani kısa bir süre kullanım sunan ürünler var. Onlar daha çabuk çöpe dönüşüyor. Hı-hı. Yani biz de birçok farklı kategoriyle çalışıyoruz. Kimileri gerçekten süpermarket rafında alıp anında torbaya atılan, satın almadan sonra da hani muhtemelen çöpe giden ambalajlar, ama bir kısmı da daha dayanıklı ürünler, ev tekstili işte bunlardan biri. Daha uzun süre rafta kalan veya içinde ürünü saklanan şeyler. Dolayısıyla ömrü doğası gereği daha uzun olan ambalajlar. Biraz tukaka ilan edilenler o kısa ömürlü olanlar, tek kullanımlıklar. Orada da ambalajı savunma görevi belki bana düşebilir. Şöyle ki, özellikle konu plastiğe gelince çok büyük hassasiyet ortaya çıkıyor. Her şey plastik olsun falan demiyoruz tabii ki. Öyle bir söylem yok, diyemem de. Ama şu çok önemli, dünya üzerindeki tek kullanımlık plastiklerin kullanıldığı alanlar olarak ambalaj çok ufak bir yere sahip. Sadece çok fazla görünür. Yani çok fazla etrafımızda ve insanlar onu çöp yapıp etrafa atıyor aslında. Yani burada suçlu ambalaj tasarımcısı veya ambalajın kendisi değil. Belediyenin koyduğu işte biz çöp değiliz şeyi çok doğru. Onu çöpe çeviren insan kararı. Yani onu içtikten sonra ayrım için bir yere götürmeyen insan da aslında sorun. Yoksa ambalajlar, eğer biz bir ürünü canımızın istediği yerde, canımızın istediği an sahip olmak istiyorsak o ambalaja girmek zorunda. Çünkü ömrünü uzun tutmak zorunda, sağlıklı bir şekilde bize ulaşması gerekiyor o ürünün. Dolayısıyla ambalaj hayatımızda, şehir yaşamından bahsediyorsak, olmazsa olmaz. Burada da suçlu ambalaj değil, o ambalajı kullanıp etrafa atan, geri dönüşüme kazandırmayan bizler de, yani tüketiciler de aslında. Sen iyi yapıyormuşsun, saklıyormuşsun kutuları. Vallahi biz tabii o konuda şeyiz, biz bir öğrencim benim doktora dersinde şey üzerine bir makale yazmıştı. Naylon torbalar üzerine ve kadınların bunları biriktirme davranışı ve orada yaptığı etnografik çalışmada şimdi torbalar bir yerde biriktiriliyor ama karton poşetler başka bir şekilde ve daha başka yerlerde biriktiriliyor ve onlar çok kıymetli. Hatta bak Caner yine bir şey attı herhalde. Caner o zaman tane karikatür atmıştı. İşte o karton poşetler, işte en kıymetli bunlar, benim kıymetlilerim falan diye. Caner bulursan onu yine atarsan herkes görsün. Böyle katman katman bir kısım bozulmasın diye yatakların altında saklanıyor. Yani çok ciddi bir şey var. Hele bu Covid'den sonra, aman Covid'den diyorum. Covid'de de vardı tabii. Poşetlerin paralı olmasından sonra o poşetler çok kıymetli hale geldi bir anda. Çünkü parayla satın alınan bir hale geldi ve hani beze dönüldü, o kartonlar tekrar işin içine girdi, farklı tasarımlar ortaya çıktı falan. Çok o da önemli yani. İşte bu ürünler ve ürünlerin bir yerden bir yere aktarımıyla ilgili bir şey. Dediğin gibi işte 3P prensibi değil mi? Şeydeki, ambalajdaki. İşte protect, preserves, promotes değil mi? Yanlış mı? Evet, aynen. Yok, çok doğru, çok doğru. Daha işimiz, hani bizim tasarımcı olarak görünen kısmı biraz promote kısmında kalıyor. Ama aynen dediğin gibi, yani o ürünü saklama, koruma ve bir yere taşınması, bir yerden bir yere nakliyesi gibi çok değerli bir görev şey yapıyor. Yani evet. Tek kullanımlık plastikler de var bunda, cam, metal, özellikle geri dönüşümden dolayı dünyadaki trendler biraz daha o yöne kaydı. Kağıt, cam ve plastikten ziyade.
Ama plastikler de halen daha çok yaygın kullanımda. Bir de pandeminin ilginç bir etkisi oldu. Bizim en son yaptığımız toplantıda, birazdan bahsedeceğiz, üyesi olduğumuz bir birlik var ve biz her 6 ayda bir dünyanın farklı bir yerinde toplanıp dünya trendlerini konuşuyoruz. En son Londra'da toplanmıştık ve ambalajsız ambalaj dünyası üzerine konuşmuştuk. Yani sıfır waste, restoranlar İngiltere'de çok yaygın. Kendi kutunuzu götürüp doldurduğunuz süpermarketler yaygınlaşıyor. Yani ambalaj atığı olmadan bir hayat kurgusu, hayali vardı. Bugün geldiğimiz noktada talepler şu şekilde tüketicilerden. Keşke markette aldığımız ambalajlı ürünün bir ambalajı daha olsa, eve gelince çıkartıp onu atsak, içindeki ambalajla mutfağa koysak gibi. Yani nereden nereye geldik? Bu biraz tabii yaşamda, hayatta kalma endişesiyle ortaya atılan bir öneri. O kadar fazla ambalaj çöp olarak tabii ki üretilmesin. Ama bu dönemde, pandemi sürecinde aslında ambalajın o koruma, protect noktasının ne kadar değerli olduğunu hepimiz gördük. Evet, o çok ilginç. Geçen komşumla konuşuyoruz. Nasıl diyorum, market alışverişi üzerine konu. Zaten gündemimiz uzun süre oydu ya. Nasıl yapacağız, nasıl temiz çıkacağız bu işin içinden. Domatesi diyor, ince tek bir poşete koyuyorum. Onu ikinci bir naylon poşete koyuyorum. Ondan sonra ana şeye koyuyorum. Gittiğimde içinden o dediğin gibi o şeyi alıyorum. O buzdolabının içine giriyor. Yani o kadar o layering... Yani kendi ambalajından da öte, dediğin gibi birçok önlemle. Tabii kimsenin gözü görmedi orada, çevreci miymişiz, neymişiz. Yok, yok, evet. Yok, o anda sağlık maalesef. Evet, öne çıktı. Ama tabii böyle de devam edemez yani. Edemez, edemez. Rezalet. Uzun vadede yani çevre, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi halen daha çok uluslu firmaların ana gündemi. Yani bu değişmeyecek diye ben de umuyorum. Evet. Bu arada ben arka planımı kapatmak zorunda kaldım. Çünkü yüzüme geldi o arka plan şeyini yüzüme. Burası çok kötü oldu. Bir de ışık açtım. Bayağı korku filmi gibi gözüküyorum. Farkındayım ama yazlıkta olduğum için çok kontrol edemiyorum şu anda buradaki şeyi. Ekipmanı. Kusura bakmayın onun için. Böyle elimi kaldırınca gölgeler falan çıkıyor. Geç saatte yapıyoruz yayını, olsun daha böyle atmosfere uygun oldu bence. Evet, gerilimli bir şey yaratabiliriz. Evet. Konu ambalaj olunca biraz kimi zaman gerilimli bir konuya giriyor çöp olarak bakıldığı oluyor. İçin. Aynen öyle. Aynen. Demin Erol Bey'i görmüştüm, Erol Gül'ü, ama şu anda düştü galiba. Yok, burada Erol Bey'i görüyorum, tamam. Erol Bey hoş geldiniz. Erol Bey Karton Ambalaj Sanayiciler Derneği Genel Sekreteri. Bu Pro Karton yarışması var. Avrupa Karton Üreticileri Birliği'nin düzenlediği bir tasarım yarışması. Hem profesyonel kategoride oluyor, hem öğrenci kategorisinde oluyor. Bizim bir öğrencimiz ödül almıştı. Bir de o sene bir ilaç kutusu tasarımıyla bir Türk firma da ödül almıştı. Çok güzel bir çifte tesadüf olmuştu o sene. Ödül töreninde birlikteydik Salzburg'da. Tabii o şeyde onlar karton üreticileri olduğu için kartonu promote ediyorlar ki çok haklılar. Çünkü hep şey gibi o dönem yarışmaya öğrencilerle birlikte hazırlanırken de hep onu düşünmüştük. Yani herhangi bir ambalaj kartondan olsaydı nasıl olurdu? Yani bu çok güzel bir aslında beyin jimnastiği hem öğrenciler için. Hatta bir tane ödül alanlardan biri daha sonraki senelerde şeydi. Kartondan şampuan şişesi. Ve öyle bir tekniğini çalışmışlar ki kartondan mekanizma yapmışlar. Yani o kadar ama tabii yurt dışında o ambalaj tasarımı üzerine uzmanlaşmış bir okulda öğrenci o çalışma yapmıştı. Hatta yaşı da ileriydi zaten. Bizim Berlin'deki partnerimizin ofisinde 3 tane ambalaj mühendisi var. Yani ambalaj mühendisi. Evet, Almanların ambalaja bakışı bizim Türkiye'deki ambalaj tasarım ofislerinden biraz daha farklı.
Onlar bir proje ele aldıklarında onun o üretim bandındaki o ürünün ambalajın yürümesinden hani daha birçok üretimine kadar teknik detaylarla beraber çözüm üretiyorlar. Hatta istersen güncel şeye geçelim sunuma. Hı-hı. Orada birlik üzerine de konuşup biraz daha bugün neler oluyor ambalaj dünyasında onlardan bahsedebiliriz. Çünkü sorular arasında da biyoplastikler işte gibi yeni malzemelerle ilgili sorular var. Onları da belki sonra cevaplayacağız. Evet Melike. Ondan önce birkaç soru sorayım diyecektim. Peki. Çünkü geriye dönmeyelim daha sonrasında diye. Öğrencilerden tamam, bu konuyla ilgili evet. Şöyle sorular gelmiş en başta hikayenizi anlatırken siz. Kendi şirketinizi kurarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Bunda nasıl başa çıktınız diye bir soru gelmiş. Onunla beraber ekiple çalışmak sizin için nasıl öğretici ve zorlu yanları nelerdir denmiş. Bir de gene sürdürülebilirlikle ilgili birkaç sorum var. Ama bunları cevapladıktan sonra sorarsam daha güzel olur diye düşünüyorum. Tamam. Şirketimi kurarken ilk başta biraz tek başımaydım. Yani şu anki mevcut eğitimde de var mı finans dersi, fatura nasıl kesilir bilen var mı yeni mezunlardan bilmiyorum. Ben bilmiyordum öyle şeyleri. Annemden yardım istedim. Çünkü annem Merkez Bankası'ndan yeni emekli olmuştu. Ve hep beraber İstanbul'a taşınmıştık. Annemlerle yaşıyordum. Dolayısıyla bankacı bir yanınızda birinin olması iyi. İşin çünkü finans kısmı var. Ama o tabii teknik bir detay. Kafama koyduğumda ilk olarak bir müşteri bulmak en temel sorundu. Orada da bu sefer teyzem yardımcı oldu. Teyzemin ofisinin bir odasında mesela ilk şirketimi kurdum. Böylece bir kira gideri gibi bir şeyim olmamıştı. Ondan sonra teyzem kozmetik sektörüne ham madde veriyordu. Onun müşterileri arasında tasarım ihtiyacı olanlar vardı. Onlarla tanıştım. Kendi master yaparken kimi arkadaşlarımın sanayici olan arkadaşlarım vardı. Onların ihtiyaçları vardı daha böyle tasarıma dönük. Direkt ambalaj tasarımı olmasa da. Dolayısıyla biraz eş, dost, çevreyle aslında o ilk işler hayata geçiyor. Ama tabii o ilk işleri ikna alırken onları iyi bir şey çıkacak ortaya diye ikna etmek için de elimde güçlü bir portfolyoyla gelmiştim. Yarışmalarda kazandığım ödüller, okulda hayata geçen projeler gibi. Dolayısıyla yeni mezun birinin yani böyle bir ilk çıkan fırsatları değerlendirmesi için önceden biraz çantasının dolu olması gerekiyor. Onu yapmaya çalışmıştım eğitim hayatım boyunca. Ondan sonra da çevremde kimler var buna baktım. Yani bu ilk o değirmenin can suyu verecek. Daha sonra birazcık işlere baktım. Ufak ufak bir şeyler oluyor. Ve abimle ortak olmaya karar verdik. Daha bir sene bile olmadan aslında. Aslında abim bir profesyonel olarak bir şirkette çalışıyordu zaten. İşletme mezunu kendisi. Uluslararası ticarette master yapmış. Hani benim için gereğinden fazla büyük bir oyuncuydu. Onun üzerine biz ortak olmaya karar verdik. Ve elimizi beraber bu taşın altına sokmaya karar verdik. O yüzden ben üniversitelere gittiğimde hep öğrencilere söylüyorum. Ortak olmak için yanınızdaki en yakın tasarımcı arkadaşınızı değil de eğer varsa benim gibi aileden işletmeci yoksa da gidin işletme bölümünden arkadaş edinin. Çevre yapın. Onlarla ortak olun diye öneriyorum. Çünkü o bendeki şirket yönetimine ve hatta tasarım süreçlerine olan bakışı çok radikal olarak değiştirdi. Şebnem'le bu toplantıyı yapmadan önce sohbet etmiştik biraz önden. Orada onu da söylemiştim biz tasarımcılar biraz mavi gözlü oluyoruz diye. Böyle naif işte tasarımın en güzelini yapmak için günlerce aylarca çalışırız. Ama ticaret yapıyorsanız öyle bir dünya yok. Abim bana ne zaman ki bu proje ne zaman bitiyor artık bunda zarar etmeye başladı. O zaman bende bir aydınlanma oldu. Biz bunu hakikaten para kazanmak için yapıyoruz şeklinde.
Dolayısıyla tasarım sürecini evet çok iyi yapmak lazım. Ama bir şirket olarak yapıyorsanız da bunu ticari bir başarıya da dönüştürmek lazım. Bu ikisinin el ele gitmesi gerekiyor. Abimle ortak olmak ve en baştan beraber yola çıkmak bana aslında bunu kazandırdı. İkinci soru neydi? O da galiba bu konuyla ilgili. Çalışmanın... Ekip ile çalışmanın. Tamam. Tabii ilk başta beraberdik. Ekibimiz 3 kişi oldu, 4 kişi oldu, 5 kişi oldu. Bugün 20 kişiye yaklaştık. Ambalaj tasarımı doğası gereği farklı disiplinleri içeriyor. İşte ben endüstriyel tasarımcıyım ama ekibimizin büyük bir çoğunluğu grafik tasarımcı. Başka endüstriyel tasarımcılar da var. Full time illüstrasyon yapan illüstratör arkadaşımız da var. Baskı hazırlık uzmanı arkadaşlarımız var. Yani işi tamamen hangi yöntemle üretilecekse o ambalaj, o konuda üretime dönük hazırlık yapan arkadaşlarımız var. Ekibimizin çok değerli parçaları. İster istemez ambalaj tasarım böyle biraz multidisipliner bir yapı. Ve ekiple çalışmanın ilk okulda bize hep derlerdi, ekip projesi yapacağız, ekip projesi yapacağız. Hiç sevmezdim. Şimdi itiraf edeyim. Ekip projelerinden hoşlanmazdım. Çünkü böyle tasarımı şey zannederdim. Ya işte bu tek başına yapılması gereken bir şey. Ben alayım, işte gideyim bir kenara, sabaha kadar çalışayım, güzel bir şey yapayım. Hocalarımız da bizi zorlardı. Beraber yapılacak bu proje. İşte hani farklı farklı sorumluluklar olacak. Hatta farklı bölümlerden insanlarla projeler yapılırdı. Ben onu mezun olduktan sonra ve kendi işimi kurduktan sonra ne kadar anlamlı ve değerli bir birikim olduğunu anladım. Ekip çalışması olmazsa olmaz. En temel nedeni de şu. Bir projeyi siz bağımsız 3 tane tasarımcıya verin. Ve 10 üzerinden böyle tam herkes işini çok iyi yapsın. 10, 10, 10, 30 değerinde 3 tane tasarımınız olur. Ama o 3 tasarımcı bir araya gelip çalıştığında o 30'un üstüne çıkıyor. 40'ı 50'yi görebiliyorsunuz. Çünkü birbirini besliyorlar, birbirlerine destek oluyorlar. Eksik olan yerleri farklı bir gözle görüyorlar. Bizim işimizde de her zaman süreç böyle işliyor. Araştırma kısmında hep beraber yapıyoruz. Kimin bulduğu başkasına ilham veriyor, başkasının bulduğu öbürünün ufkunu açıyor. Tasarım sürecini bu şekilde yapıyoruz. Ara ara herkes tasarımlarını çıkartıyor, seriyor masaya, üzerinde tartışıyoruz. Kritik veriyoruz birbirimize. Ve ondan sonra da finalize girecek tasarımları da beraber seçiyoruz. Şu, şu ve şu tasarım sunuma girsin diye. Bu beraber üretmenin bireysel üretimden çok daha değerli bir çıktısı oluyor. Buna kesinlikle inanıyorum. Evet, ben de birebir şahit oldum zaten. Hepsine gayet güzel ilerliyor. Herkese selamlar bu arada. Diğer sorum da... Melike şöyle, eğer baştan... Dinlemeyenler olduysa bizimle staj yaptığı için aslında oranılmak evet. Tasarımın içini gayet iyi biliyor. İçerideki süreci, nasıl bir ortam olduğunu. O yüzden teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şu bence önemli bir soru. Yeni mezunlar için özellikle. Profesyonel çalışma hayatınız var böyle gayet uzun sürelerdir gelen. Ama bir yandan da master ve doktoranız da var. Bu master ve doktoranın profesyonel hayatta size açtığı kapılar da kolaylaştırdığı şeyler oldu mu, tavsiye eder misiniz diye bir soru. Tabii. Oldu. İlk başta mezun olur olmaz dediğim gibi öyle bir şey düşünmüyordum ama ondan sonra piyasada fuar gibi bir sektöre girdiğimden belki de fuar, daha sonra da ambalaja girdim gerçi ama hani tüketimin dibi. Siz çalışıyorsunuz aylarca, ondan sonra bir şey inşa ediliyor, 3 gün orada kalıyor ve sonra yıkılıyor, bitiyor, bir daha da yok ortada. Wow dedim, böyle bir tüketim hızı. Ben tamam oralara bir şeyler yapmak güzel ama sanki daha fazlasını, daha kalıcı bir şeyler de yapabilirim diye hissettim. Daha derine, daha böyle derinliği olan konularda da bir şeyler okumak, yazmak istedim. Bu yüzden master'a başladım. Yani kendimi geliştirmek ve o iş dünyasının belki de benim girdiğim yerden dolayıdır bilmiyorum. Beni %100 tatmin etmemesinden dolayı başladım. Nitekim çok teorik, Understanding Changes and Future Orientations in Design diye gelecek çalışmaları ve tasarım çalışmalarının nasıl kesiştiği,
geleceğin şekillendirilebilir olduğu, tasarım sürecinin de aslında böyle bir şey olduğu, bunların arasında nasıl paralellikler olduğu üzerine kendimi besleyen bir çalışma oldu. Her master programı aynı değil. Benim seçtiğim master programı bu yöndeydi. Ve bana çok katkısı oldu entelektüel düzeyde. Daha sonra doktoraya başladım. Doktoram biraz daha doğası gereği teknik bir çalışma. Orada da şunu fark ettim. Ben doktora hocam Özlem Er'in doktora hocası olan John Langrish'le buluşmuştum. Bir gün Özlem hocam bana dedi ki senden rica ediyorum bir yarım gün gezdirir misin kendisine? Tarihi Yarımada'ya gittik. Hiç unutmam, oturduk kahvaltı edeceğiz. O fasulye ve bira söyledi bir İngiliz olarak. Ondan sonra baka kaldım kahvaltı için. Ondan sonra dedi ki hangi konuda çalışıyorsun? Ben de dedim vallahi düşünüyorum. Yani işte Alpay hocam var şu konularda çalışıyor. Sosyal politik mesafeleri, Özlem hocam var şu konuda çalışıyor. KOBİ'ler konusunda çalışıyorlar bölümde. Doktora konusu öyle seçilmez dedi. Nasıl seçilir dedim. Elinde ne malzeme varsa iyice derinine inebileceğin hangi kaynak varsa doktora konun odur dedi. Hmm dedim. Ben de şirketimi kurmuşum, ambalaj tasarım üzerine çalışıyorum. Evyap gibi, Ülker gibi böyle Türkiye'nin en eski köklü firmaların sahipleriyle iletişim halindeyim. Onun üzerine onları doktora tezime dahil edip o kaynaklarla aslında tarihsel bir çalışma yaptım. Yani onlarla case study'ler yapıp Türkiye'de ambalaj tasarımının gelişimini 1945'ten günümüze inceleyen bir doktora çalışması yaptım. Biraz tarihsel çalışma olmasının nedeni de şuydu, Türkiye'de ambalaj tasarımı yeni gelişmekteydi. Ve fark ettim ki aslında oran ırmak tasarım olarak biz de o sürecin bir kaldırım taşıyız. Yani bir şeylere tanık oluyoruz ve şekillendiriyoruz. Öncesinde neler var bunları bilirsek biraz da gelecek çalışmalarının verdiği birikimden geleceği daha iyi hayal edebiliriz düşüncesiyle biraz bu işin geçmişine bakayım istedim. 1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada zaten ambalajlı ürünler, süpermarketlerin geliştiği yıllar. Dolayısıyla ambalajın tarihçesi bugün anladığımız anlamda 45'ten sonra başlıyor. Ben de onun üzerine bir çalışma yaptım. O da benim işimi destekledi. Yani doktora çalışmam ambalaj tasarım alanındaydı. Ambalaj tasarım alanında çalışıyor olmam da doktoramı destekledi. Kaynak bakımından değerli bir birikim sağladı. Dolayısıyla eğer doğru kurgularsanız, yani siz bir yerde savunma sanayinde çalışıp öbür tarafta çok alakasız bir yerde doktora yapıyorsanız ve arada birbirini besleyemiyorsa bu bir sorun olabilir. Ama doğru linki kurabiliyorsanız bence birbirini destekleyen şeyler. Ve bir de son olarak şunu söyleyerek bitireyim bu sorunun cevabını. Biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yani firmalar o çok değerli milyon dolarlık markalarının satışında önemli bir yere sahip olan ambalajları için bize güvenerek geliyorlar. O güveni sağlamak zorundayız. Ve benim bu konuda uzman olmam gerekiyor görüştükleri kişi olarak, firmanın ismi olarak. Dolayısıyla bizim tanıtımımız öyle dergilerdeki reklamlarla olmuyor. Ama konferansta bir konuşmacı olduğumda veya o kişilerin de karar vericilerin de katıldığı bir platformda bir araya geldiğimizde o birikimimle o güveni verebiliyorum onlara. Dolayısıyla doktoranın da işimizin, ticaretimizin başarısında böyle bir katkısı var. Tamam, teşekkür ederim. Şimdilik daha sorularım var. Şebnem Hocam, tamam. Siz bana söz verdiğinizde sonlara doğru sorarım. Teşekkürler. Evet. Orhan, yoruldun mu ya? Çok... Yo, iyi. Şimdi bir saate geldik. Şöyle birazcık reklam arası verelim dermiş. Evet. Şöyle biraz kültür fizik. Biraz dinlenebilirsin yani. Bilmiyorum. İyiyim, ya mesela iyiyim, bu tabii. Takım çalışmasıyla ilgili ben şöyle bir şey ekleyeyim. Biraz Orhan nefes alsın. İstersen sonra da sunuma devam edebilirsin. Tamam. Anlaştık. Hakikaten bu şey, Özlem Hoca da yazmış John Langrish'i gezdirmenin faydaları. Evet, doğru doktora hocasıyla Özlem Hoca seni buluşturmuş. Gerçekten çok, evet, faydalı olmuş. Ama sen de onun hakkını verdin, yani iyi bir çalışma yaptın ve iyi bir tez. Ve bu da tabii çok rastlanan bir şey değil. Bu kadar yoğun profesyonel hayatı olan birisinin doktora
ya soyunması ve bunu başarması gerçekten çok zor. O açıdan da seni tebrik ederim. Çalışmanı da yakından biliyorum zaten. Onun da tecrübemde sen de yer almıştın. Ben de vardım. Evet, çok keyifliydi. Güzel bir eser olarak da, yazılı bir kaynak olarak da yerini aldı. Bu takım çalışmasıyla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Şimdi sen 3 tane tasarımcı bir araya geliyor dedin. Bu doğru. Ama aslında işte inovasyonun olabilmesi için sizin şirketin modelinde de olan, yani bir işletmeci, bir tasarımcı, bir de belki bir teknik ayaktan birisi. Yani işte inovasyon 3 şeyi birleştiriyor ya, business, technology ve people. Tam en ortasından vuran gerçek anlamda inovasyon yapılıyor. Farklı inovasyon türleri de var ama mesela 3 tasarımcının bir araya gelmesi bazen çatışmada doğurabilir. Yani çünkü takım çalışması okulda da çok kolay bir şey değildir. Biz de çok destekliyoruz. Hani onu öğrenmeleri önemli gerçekten. O farklı türde bir deneyim ve zaten gelecek öyle. Evet. Her şeyi birlikte yapmak üzerine kurgulanıyor. Tek bir kişi, bir tek tabanca mümkün değil o kadar ilerlemek. Öyle bir söz var ya, tek başına yürürsen uzağa gidersin. Ya da neydi ya? Birlikte yürürsen daha uzağa gidersin. Öbüründe nefesin kesilir falan gibi. Tam getiremedim. o şeyde yani. Bekliyorum şuraya. Birisi yazar şimdi. Birisi yazar, sağ olsun Caner. Karikatürleri yolladı ama onlara bakın. Çok güzel ya. Muhteşem. Benim doktora tezimin linkini bile paylaştı. Ciddi misin Caner? Evet, evet. Ya? Ben aslansın, şeyden bakıyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Evet evet. Güzel. Yani şey demek istiyorum. Takım çalışmasında 5 benzemez bir araya gelirse daha başarılı olunabilir. Yani tasarımcıların da hani işte başlarındaki sıfatlara göre değişiyor ya, endüstriyel tasarımcı, grafik tasarımcı. Burada da belki sizin şirkette de öyle, yani başarının bir faktörü de o olabilir. Yani hem grafik tasarımcı var, hem endüstriyel tasarımcı var. Artı şunu da söyleyeyim. Yani bizim şirkette herkes şahsına münhasır. Yani personel alımında da buna dikkat ediyoruz. Yani herkes birbirine benzemesin zaten. Yani şirketler bize gelip wow dedirtecek farklı bir tasarım ortaya koymamızı istiyorlar. O farklılığı ortaya koymak, buna işte adına inovasyon diyebiliriz veya işte wow etkisi veren bir tasarım diyebiliriz. Onu çıkarmak kolay değil ve sıradan tek düze bakış açısıyla 10 kişi bile olsa çıkmaz o. Yani o yüzden de ne kadar renkli kişilik varsa biz buna değer veriyoruz personel alım sürecinde. Evet, yani insanların, ben genç tasarımcıları da öneriyorum. Yani sadece tasarım dünyasından bir çevreniz olmasın. Sanat dünyasından olsun, politikadan olsun, farklı görüşlerden, farklı dinlerden, farklı yönelimlerden, yani bunların hepsi bir zenginlik ve hakikaten aynı farklı ülke gezip görmek gibi farklı insanlar da çok besliyor bence herkesi. O yüzden bir tasarımcı olarak bu olmazsa olmaz bir şey hatta. Evet. Bir de yani genç arkadaşlar için onu hep söylüyoruz. Hep başka kantinlere takılın diyoruz ama artık kantinle de takılamıyorlar. Çok üzülüyorum ben ya. Nasıl farklı bölümlerden çok önemli. Çünkü işte mesela bir girişim firması kuracaklar, bir işe atılacaklar değil mi? O işte bir mühendis arkadaşın olacak bir yerde, başka bir yerde dirsek temasında olduğun bir başka işletmeden bir arkadaşın olacak ki orada, yani bu, çünkü bu tip şeylerde projeler sunulurken onun en çok fizibilitesine bakılıyor. Yani tasarımcı çok iyi bir tasarım yapabilir. Bu çok mümkün ama bu gerçekten karşıda bir karşılığı var mı? Yani karşıda derken kullanıcıda veya tüketicide bir şey uyandırıyor mu? Onda bir ışık yakıyor mu? Onun muhakkak çalışılması lazım. Onu da tasarımcı göremiyor belki çoğu zaman. Zaten işi de o değil. Onun için gerçekten çok önemli. Tek başına hızlı, beraber daha uzağa. Evet. Sözünde orijinalini Caner yazmış. Evet, tek başına gidersen daha hızlı gidiyorsun. O da zevkli işte değil mi? Hızlı hızlı koşuyorsun ama daha uzağa gitmek istiyorsan hep birlikte yürümek gerekiyor. Güle Hocam, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Go together. Biz de ona bakıyoruz. Yani
uzun soluklu bir iş yapmaya çalışıyoruz ve şunu söyleyeyim, ekibimizde 10 yıldır bizimle çalışan takım arkadaşlarımız var. 10 yıldan uzun süredir çalıştığımız müşterilerimiz var. Yani gerçekten biz uzun yol koşucusu olmaya çalışıyoruz bu sektörde. Amacımız o. Dolayısıyla da beraber, yani ben evet şirketin ismi Orhan Irmak Tasarım. Bu bir strateji. Pazarlama stratejisi şirketin adını öyle koymak. Ama bir takım olarak biz çalışıyoruz. Yani benim tek başıma yaptığım hiçbir şey yok. Bu kadar net söyleyebilirim. Ekipçe çıkıyor bütün projeler. Ve herkesin de katkısı sonsuz. Evet, istersen biraz ürünlere bakalım. Geçelim şirketle evet, ilgili geçelim. Kısma geçelim. Daha evet. Güncel neler yapıyoruz. En son şurada kalmıştık. Burada da son 10 yıla bakacağız. Bundan önceki bölümde ilk 15 yıldı. Böyle tarihçe şeyler anlatmak da bilmiyorum, yaşlandığımı hissettiriyor ama senin için yaptım bunu. Yapmıyordum artık böyle. Eyvah hiç. Eyvah, bir daha da yapmam diyorsun. Neyse, kayıt altına alınıyor işte. Merak eden kesinlikle. yok, genç hissediyorum hala. 40'ı geçtim ama tasarımcı olmak herhalde, bilmiyorum. Ya da içinden gelen bir şey insanı genç tutuyor. Neler yapıyoruz? Bu şu an paylaşacağım sunum biraz daha bizim kurumsal sunumumuz. Yani bugünkü Orhan Irmak Tasarım anlatıyor aslında. İlerliyor mu sizde sayfalar? Ben de ilerlemiyor. Bir dakika, yeniden deneyeceğim. Tamam. Evet, şimdi görüyoruz. Evet. Kulakları çınlamıştır. O bahsi geçen kişi burada, abim Gökhan Irmak. O şirketin genel yönetiminden sorumlu. Ben tasarım süreçlerinin yönetiminden sorumluyum. Yani tasarım şirketi sonuçta hizmet üreten bir şirket ve bu hizmetin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Yani biz sağlık alanında hizmet üreten bir hastane olabilirdik. Ekibimizde doktorlar olabilirdi. O hastaneyi yöneten bir başhekimi, bir de yöneticiye ihtiyaç var. Biraz bunun gibi düşünmek lazım. Yani her şeyi, o bir hastanenin yönetimini tamamen doktorlara bırakırsanız çok başarılı bir sonuç belki çıkmaz. En azından farklı bir bakış her zaman gerekir. Veya otellerde şef ayrıdır, genel müdür ayrıdır. Bizde de tam olarak öyle. Abim işletmeci olarak bütün finanstan personel yönetimine, şirketteki tasarım dışındaki her konuda bütün süreçlerden sorumlu. Hatta kendisi işletmeci oldu. Ben tasarımcı oldum ama küçükken onun çizim yeteneği mesela daha iyiydi benden. O da ilginçtir. Herhalde onda da öyle bir bakış açısı vardı hep. Ama o konuda, iyi ki o konuda gitmemiş. Ama ekibimizde tabii ikimiz dışında birçok kişi var. Kreatif direktör, sanat yönetmeni, ürünleri tasarımcısı, baskı uzmanı gibi yaklaşık 20 kişiyiz. Bu da ofisimizden bir kare, ev sahibi yaptığımız birlik toplantımızdan. 2004 yılında kurulduk. Aslında tarihçede biraz bahsettim. Ve ilk günden beri ambalaj tasarımına yöneldik. Ve ilk uzmanlaşmış tasarım ofislerinden biri Orhan Irmak Tasarım. Burası bizim ofisimizin içinden. Ofisimiz 4 katlı birleşik 2 villa. Böyle şeyde değil yani, bir gökdelende falan değil, bahçe içinde bir villa, gelen kişiler bilir, merak edenleri de bekleriz. Açık ofis, Allah'tan ki geniş bir alana yaymışız ofisi, bu pandemi sürecinde çok işimize yaradı. Herkesin arası en az 1,5 metre. Burada arkada gördüğünüz yerde dünyadan topladığımız ambalaj örnekleri. İlham almak için kimi zaman, kimi zaman matbaaları, üreticileri ikna etmek için böyle örneklere ihtiyaç duyuyoruz ve sürekli onları biriktiriyoruz. Turquality marka destek sisteminde de akredite edilmiş ilk ambalaj tasarım ofisiyiz. Ve bugün, o sunumda bahsetmiştim ihracata başladık diye, bugün hali hazırda biz Dubai, Azerbaycan, Mısır gibi çevre ülkelere hizmet ihraç ediyoruz. Oradaki yerleşik markalara ambalaj tasarım alanında hizmet veriyoruz. Bu hizmetler neyi kapsıyor? İlk olarak araştırma. Yani bizde araştırmayla başlamayan bir tasarım süreci yok.
Dolayısıyla biz hizmetlerimizde bir marka bizden bir ambalaj tasarımı istediğinde öncelikle hangi pazarda olacak, o pazardaki oyuncular kimler, rekabet nedir, farklı satış kanallarında neler var, trendler neler, yeni ambalajlar neler, bütün bunları araştırıyoruz ve bütün bunlarla beraber tasarım sürecine geçiyoruz, tasarım alanında bir strateji oluşturuyoruz. Dolayısıyla işimizin oldukça da yoğun bir şekilde vakit alan kısmı aslında bir tasarım araştırması. Endüstriyel tasarım işimizin doğal bir parçası ama her zaman olan bir modül değil. Yani bir projede endüstriyel tasarım gerekiyor olabilir veya endüstriyel tasarıma hazır olan bir ambalajın sadece grafik tasarımı gerekiyor olabilir. Ama endüstriyel tasarım gerekiyorsa sürece öncelikle oradan başlıyoruz. Çünkü daha uzun soluklu ve daha yüksek yatırım maliyeti gerektiren bir ayak. Çoğunlukla projelerimiz mevcut bilinen markalarla ama en keyif aldığımız projelerin başında da daha markasının belki adından itibaren bizim ele aldığımız projeler. Öyle durumlarda elbette logo tasarımı ilk olarak ele aldığımız bir adım. Burada hem Latin alfabesiyle hem Arap alfabesiyle yaptığımız bir logo çalışmasını görüyorsunuz. Ana konusu işimizin ise ambalaj, grafik tasarım ve marka mimarisi. Burada marka mimarisi dememin nedeni şu. Örneğin Kartdor markasıyla burada gördüğünüz toz tatlı karışımlarından dondurmalara çok geniş bir ürün ailesi var. Örneğin Super Fresh ambalajlarını yapıyoruz biz. Orada dondurulmuş gıda kategorisinde pizzalar var, köfteler var, patatesler var, sebzeler var, tatlılar var, meyveler var. Bunlar o kadar geniş bir ürün ailesi ki bizim o tasarım sürecinde kategoriler birbirinden nasıl ayrışacak, çeşitler birbirinden nasıl ayrışacak ama bunların hepsi bir marka olarak nasıl görünecek? Dolayısıyla bunun adına ambalaj mimarisi diyoruz. Geniş çaplı bir bakış gerekiyor ve biraz da ölçeğimizden ve kapasitemizden dolayı da genellikle bunun gibi büyük ölçekli projelerle ilgileniyoruz. Fotoğraf çekimi özellikle gıda ambalajı ise çok kritik bir konu. Ambalaj üzerinde yer alan gıda. Biz orada ekipçe tasarım oluştuktan sonra art direction veriyoruz. Yani logomuz nerede yer alacak? Ambalaj üzerinde metinler nasıl olacak? Bu marka ne anlatıyor? Orada kullanacağımız aksesuarlar nasıl bir dilde olmalı? Klasik mi olmalı, modern mi olmalı gibi. Bütün bu süreci hazırlayıp biz de aslında fotoğrafçıya bir brief veriyoruz. Markalar bize tasarımla ilgili brief veriyor. Biz de fotoğrafçıya briefliyoruz ve bizzat katılıp o fotoğraf tasarım sürecini yönetiyoruz. İllüstrasyon da yine kritik bir konu. Çünkü bazen fotoğrafla işler hallolurken burada örneğini gördüğünüz gibi mesela uçuşan bir sıvılar hayal ediyorsak onu ancak illüstrasyonla yapabiliyoruz. Neredeyse bütün projelerde fotoğraflı veya olmasın illüstrasyon gerektiği için onu in-house çözüyoruz. Ve POP malzemeleri, bu da Point of Purchase'ın kısaltması. Yani satış noktasında gördüğünüz o sizi satın almaya ikna eden görsel unsurlar. Burada mesela bir tane raf kartı görüyorsunuz. Rafa takılan, işte yeni çıkan Milka ürünleri duyuran. Eğer grafik tasarım ve ambalaj mimarisini tamamladıysak son aşamada bu tür POP malzemelerinin tasarımı oluyor. Sağlam bir arşivimiz var. Baskı dosyası hazırlığı bizim için, daha önce belirtmiştim, çok kritik bir konu. Ve biz baskıya hazırladığımız dosyaları nerede ve hangi malzemeyle üretilecekse titizlikle oluşturup titizlikle yine arşivliyoruz. Çünkü Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan biri de üreticilerin veya marka firmaların arşiv tutmamaları. Benim belki doktora yapmamdan, belki liseyi Almanca okuduğumdan, belki master hocamın Alman olmasından böyle biraz bir Alman şeyim vardır bende, disipline. Ekiptekiler de bilir onu. Ama çok işimize yaradığını gördüm. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede bu fark yaratıyor. Ödüllerimiz, bazılarını anmıştım zaten, 100'e yaklaştı. Onları da gururla ofisimizde sergilediğimiz bir köşemiz var. Bunların arasında Red Dot Best of the Best, Design Turkey Üstün Tasarım, Pent Awards gibi, World Star ve Ambalaj Ayıldızları gibi birçok ödül yer alıyor. Bir de daha önce çok bahsi geçmedi bu sohbette, birliğimizden, uluslararası birliğimizden bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık 4 yıl önce Global Local Branding Alliance diye bir uluslararası birlik kurduk.
Burada haritada görüyorsunuz 7 ambalaj tasarım ofisinin bir araya gelerek kurduğu bir birlik bu. Biz Türkiye'de Türkiye ve Orta Doğu'yu temsil ediyoruz. Ama bizimle beraber Berlin'de, Moskova'da, New York'ta, Sao Paulo'da, Johannesburg'da ve Şangay'da toplam 7 ambalaj tasarım ofisi var. Bunların kimisi bizden daha eski. 25. yılını kutladı mesela en son Berlin'deki partnerimiz. Veya bizden daha kalabalık Moskova'daki ajans 200 kişi. Burada amaç şu, esnek bir yapıyla her 6 ayda bir araya gelerek aslında öncelikle birbirimize bu farklı coğrafyalardan tecrübeleri aktarmak, birbirimizi geliştirmek. Ama bununla beraber ortak projeler de üretmek. Yani bizim Berlin'deki partnerimiz çok yoğun bir şekilde ilaç sektöründe çalışıyor Bayer'le. Ve Bayer Rusya'da Rus pazarına dönük bir ilaç çıkaracağı zaman Rusya'daki partnerle beraber o projeyi üretiyor. Bunun gibi ikili, üçlü, özellikle local heroes dediğimiz her bölgede çıkıp global olmaya çalışan markaların bu globalleşme sürecinde onlara destek vermek bu yurt dışındaki partnerlerle beraber bizi de çok besliyor. Her 6 ayda bir araya gelmek hem de bir araya geldiğimizde de o ev sahibi ajansın müşterilerine de global ambalaj trendlerini sunuyoruz. Dolayısıyla aslında o host ajansın müşterilerine karşı da güzel bir çalışma ortaya koymuş oluyoruz. Markalar, burada güncel bir şey var ama bunlardan daha fazlası var. Çoğunlukla çok uluslu firmalar müşterilerimiz. Bu bizim özellikle bir tercihimiz değildi. Çok uluslu firmalar ambalaj tasarımı alanında girdikleri ülkelerde partner ajanslar arıyorlar. Yani kendileriyle aynı dili konuşan, ambalaj tasarımına globalde nasıl yaklaşıyorsa o ülkede de öyle yaklaşan. Dolayısıyla çoğunlukla çok uluslu firmalarla yolumuz kesişti bu geçen 15 yıl içerisinde. Ama açıkçası onlarla edindiğimiz tecrübeyi yerli markalara, yerli firmalara aktarmak da bizim için ekstra bir övünç kaynağı. Ve sunumun bundan sonraki bölümde de güncel örnekler var. Onlara mı geçelim Şebnem? Eklemek veya sormak istediğim bir şey var mı? Aslında izleyicilerden de soru alabiliriz chat'e. Oradan da şey yapabiliriz ama bence devam edelim. Devam edelim. İyi gidiyor. Bu arada da sormak isteyenler olursa yazabilirler. Evet. Sonradan toparlarız. Tamam, burayı da zaten öyle çok uzatmayacağım. Görsel ağırlıklı bir şey ama her birinin eğer varsa arkasında birkaç hikayesi onlara değineceğim. Mesela Lupo ile başlayayım istedim. Bu pandemi sürecinin kazananlarından. En son dışarı çıkma yasakları sürecinde biliyorsunuz başroldeydi Lupo. İlginç bir hikaye üretti kendine. Biz de Şölen firmasının ürünü bu. Türkiye'nin ve aslında dünyanın en önemli bu kategoride üreticilerinden birisi. Biz ambalajlarını değiştirdik. Marka yenilendi. Hatta ilk yeni ambalajları ben arkadaşlara götürüyordum. Bu halen yaptığım bir şey. Rafa çıkan ürünlerden ilk olarak alır. Arkadaşlarıma veya tanıdıkları giderken götürürüm. Keyif verir bana onu paylaşmak. Birçok benim yaşıtım tanımıyordu. Çünkü daha genç yaşta olan tüketicileri hedefleyen bir ürün. Ama bu pandemiden sonra o kadar bir ünlü oldu ki artık Lupo, Orhan bahsetmişti diye ben onlardan duymaya başladım. Sizin ambalajları tekrar tekrar gördük diye. Bundan sonra da başka bir tane ürün var. Bu da şanssız mı diyelim? Çünkü travel seti yapmıştık biz. Tadımla çok uzun süredir çalışıyoruz. Ambalaj alanında kuru yemişler, kuru meyveler, barlar. Onlarla en son havaalanında satılmak üzere bu travel edition'ları çalışmıştık ve bunlar daha yeni çıkmaya başlamıştı. Ama artık seyahat eden kalmadı. Bu da yani o anlamda biraz şanssız bir şeye denk geldi. Ama yeniden seyahat başlayınca bu ürünler de karşımıza çıkacak diye ümit ediyorum. Pardon, ben burada araya gireyim. Bu Lupo niye meşhur oldu onu tam anlayamadım. Yani niye tuttu? Şöyle meşhur oldu. Biliyorsun ilk sokağa çıkma yasağı biraz talihsiz bir şekilde duyuruldu. Yani önce sokağa çıkma yasağı var dendi. Ondan sonra ya aslında bu esnek bir yasak olacak falan filan bilgiler sonra geldi. Ama insanlar o endişeyle kendini sokağa attı. Ve doğal bir refleks bu arada. Ona karşı bir şey demiyorum. Ne bulduysa marketlerden o kalan 2 saat içinde alıp eve dönmek çabasına girdi.
Burada kritik ürünler alanlar da vardı ama o ikonik fotoğraflardan birinde de elinde Lupo olan biri vardı. Yani o hani evde kaldığı süreçte Lupo yemezse olmazmışçasına hani markete koşup Lupo mu aldı diye insanlar biraz onun şeyini yaptılar. Hani bir tartışma konusu oldu, öyle söyleyelim. Abi ben onu kaçırmışım demek ki, anladım. Ama markanın hani bilinirliğinde çok ilginç bir şey oldu. Bilinirliğine çok değerli bir katkı yaptı. İlginç bir hikayesi vardı o yüzden. Evet, bu seyahat için olan da aslında şey gibi, ya bir şekilde bir yerde bir mahsur kaldık ya, hani evin içinde de olabilir. Hı-hı. Ama işte bir yere gidiyoruz, geliyoruz, o çok terminal bir durumdu bence. Yani evin Hı-hı. içindeydik ama geçici olduğuna dair de böyle bir şeyimiz vardı. Aslında onu kırmak için tam tersine bu alınabilir gibi geldi bana. Yani şöyle, evdeyim ama hani şu an havaalanında bekliyor gibiyim falan gibi. Doğru olabilir ama evet. Bu havaalanında satılmak üzere tasarlanmıştı. Tasarlandı, anladım. Yani kanal olarak, satış kanalı olarak havaalanları düşünülmüştü. Ama ondan sonra biliyorsun Sabiha Gökçen kaç ay kapalı kaldı, sadece Sabiha evet, Gökçen evet. bile. Yani evet. dolayısıyla o hani biri pandemi sürecinden olumlu etkilendi, öbürü olumsuz etkilendi. İki farklı kısmet diyelim yani Türkçemizdeki o kelimeye referansla. Çok iyiymiş ama ben bunu görmemiştim. O bavul şeklinde şeyler. Evet evet, bavul şeklinde güçlüydü. Her birini böyle taşıma çantası üzerinde etiketlerle yapmıştık. Çok güçlü bir şey, o seyahat vurgusunu çok güçlü veriyor, evet. Çok teşekkürler. Knorr'la yaptığımız bir proje. Arda Türkmen yer alıyor ve onun hazırladığı karışımlar bunlar. Onun önerileri zaten şef köftesi için gibi, tencere yemekleri için gibi. Bu tür projelerde ne yapıyoruz? Marka diyor ki biz işte Arda Türkmen'le bir seri çıkartacağız, baharat karışımı. Globalde markanın böyle bir duruşu var. Türk tüketicisini siz tanıyorsunuz. Arda Türkmen var konuda. Ne yapalım? Buyurun diye bize böyle brief geliyor. Ondan sonra biz işte markanın genel kurallarına uygun olarak ama Arda Türkmen'den dolayı bunu alacak birçok insan. Dolayısıyla onu hangi oranda kullanmalıyız? Ürünün ne olduğunu bilmesi lazım. Çünkü genelde Türkiye'de satışı olan şeyler tek baharatlar. Bu tür baharat karışımları hayatımıza biraz Knorr'la girdi ve popüler oldu. Dolayısıyla tüketiciye bunu da anlatmak gerekiyor. Yani bunu nerede nasıl kullanacak gibi. Dolayısıyla bunların hepsinden oluşturduğumuz tasarımla daha sonra yemek fotoğraflarının çekimi, Arda Türkmen'le fotoğraf çekimi ve ondan sonra da ortaya böyle bir seri çıktı. Bayram yeni geçti. 1927 Nestle'nin ürünleri vardı piyasada ve bayramda da hediyelik ikramlık kategorisine bir özel ambalaj tasarımı istediler bizden. Bu da onun için yaptığımız çalışma. Pınar Kefir renkli bir projemiz. Hem Pınar'ın kendi marka özünü yansıtmamız hem de kefirle gelen o sağlıklı içecek algısını yansıtmamız gereken bir projeydi. Bu da çok yeni, geçen sene raflara çıkmış olan bir ürün. Bu daha yeni raflara çıkıyor. İlk üretimden daha yeni bize pazarlama müdüründen fotoğrafı gelmiş bir ürün. Öyle o kadar yeni. Hani kokusu üstünde diyeyim. Hacı Şakir'le yaptığımız bir çalışma. Sabun gibi, ekmek gibi, su gibi inovasyonu doymuş ürünlerde ambalaj tasarımının satın alma üzerindeki etkisi biraz daha fazla. Ürünler artık o kadar klasikleşmiş ki, yani bunun içerisindeki sabun herkesin bildiği klasik Hacı Şakir sabunu. Bu zaten rafta var. Tüketici içinde o raf çok tanıdık bir raf. Ama siz o rafa bunun gibi böyle sıra dışı beklenmedik bir görsellik koyduğunuz anda tüketiciler o alıştığı rafta aynı akışı yapmayıp bir duruyor. Zaten tüketiciyi durdurup hele ki bir de bu ürün neymiş diye eğer ellettiyseniz büyük bir ihtimalle o alışveriş sepetine giriyor. Aslında bizim de yapmaya çalıştığımız hep bu. Yani her üründe bunun gibi görsel ağırlıklı bir dünya çalışmıyoruz. Kimilerinde mesaj ağırlıklı çalışıyoruz. Mesela bebek maması. Ama yine de ambalajın gücü aslında burada ortaya çıkıyor. Ekip içerisinde de hep ben şunu söylüyorum. Nasıl ki bir dergi satışında dergi kapağına seçilen görsel böyle %20-%30 traji etkiliyorsa
Biz de o markalar için her defasında bir dergi kapağı tasarımı yapıyoruz. En az onun kadar önemli ve satışı gerçekten ciddi oranda etkileyen bir unsur. Burada bir araya gireyim mi Orhan? Tabii ki, lütfen. Şimdi mesela iki ürünün arka arkaya gösterdiğin için bu Hacı Şakir'de sabunu görüyoruz. Şimdi hı hı. Sabunu, yani ürünü gördüğümüz ambalajlar var. Ki buradaki sizin katkınız gerçekten hani bildiğimiz 40 yıllık Hacı Şakir, ama bunu gördüğüm zaman ben galiba başka bir şey var bunun içinde veya bir yeni bir şeyler olmuş, bir esintiler gelmiş falan gibi bir şeye kapıldım. O karolardan sanki, hı hı. Çinilerden, karolardan, fayanslardan etkilendiğinizi evet. görüyorum. O alttan böyle bir şey çıkıyor gibi, o mavi bandın desenler. Altından bir desen kendini belli ediyor altın ama çok da belli doğru. etmiyor. Böyle bir çok hoş bir orada grafik şey, çok dozunda sabun da arkadan çıkıyor. Yani bu layer'lar var falan, çok keyifli. O yenilik hissini çok veriyor. Bir bunlar var ki burada ürünü gördüğümüz zaman hani tüketici olarak ya da orada karar verici olarak söylüyorum. Orada daha kolay belki işimiz, ama öbüründe yani o Arda Türkmen'le Knorr'un şeyinde ürün aslında bir toz ve hani doğru. ürünün kendisini görsek aslında hiç de belki de beğenmeyeceğiz. Karma karışık renkli olduğunu tahmin ettiğim. Görmesem daha iyi bir şey herhalde o. Ama orada öyle bir tabii güçlü bir hikaye yaratılıyor ki o ambalajla birlikte. Orada içindekinin ne olduğu, ne işe yaradığı, bana ne tür bir katma değer yaratacağı ve beni ikna ediyor gerçekten. Tabii Knorr'da ben şeyi de izledim, o Arda Türkmen'le bir de reklam serisi de oldu. Tabii doğru. o ambalaj öyle bir şey. Yani hem fiziksel kısmı var, bir de onun etrafında yaratılmış aslında İletişim advertising var. Yani bütün doğru. bu reklam iletişimiyle bir bütün olduğu için ambalaj bir zincirin halkası aslında. Hı hı. Arda Türkmen'de onu çok başarılı yaptığınızı düşünüyorum. Hani aman işte bir plastiğin içinde bir toz değil yani orada. İstersen ona bir daha gelirsen. Tabii ki. Knorr'un şeyine. Orada mesela her bir çeşit için işte farklı bir giysi giyilmiş. Orada ve onunla hı hı. Ne yapılabileceğinin işte börekli hani fotoğraflar da gerçekten çok başarılı. Köfteler. Yanılmıyorsam sevgili Bahar kitapçıyla çekmiştik. Yani gerçekten çok başarılı, böyle canlı. Tabii bu yemek fotoğrafçılığı ayrı bir şey, onu da biliyorum. Ayrı, tam, kesinlikle. Çok özel bir alan. Tam pişirilmeden çekilmesi gerektiğini falan biliyorum. Yani orada lezzetten önce görüntü önde olduğu için hani böyle ürünlerin böyle çok da kendini bırakmış olmaması gerekiyor falan. Ya tabii evet, evet. burada şey var, Knorr, şimdi seninle de daha önce konuşmuştuk, global bir marka. Bir tarafta hı-hı. o var. Bir tarafta global bir marka Türkiye pazarına bir şeyle giriyor ve aslında bu herkesin evinde bulunabilecek bir takım baharatlar yani eninde sonunda, değil mi? Buna ekstra bir para verecek ve bunu da yaptıracak olan şey ambalaj. Ve oradaki hı-hı. iletişim çok önemli ve bunu da siz sağlıyorsunuz. Aslında ambalaj bir arayüz gibi düşünüyorum. Yani burada gerçekten ürün kadar önemli. Ürünün kesinlikle kendisi kadar önemli. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bunun gibi inovatif ürünlerde, yani daha piyasada benzeri olmayan, ilk kez çıkan ürünlerde o ilk satın alma kararını, yani sonuçta Türkiye'nin ortalama gelir seviyesini düşünürseniz, bir kadının buna para vermesi için ikna ediyoruz onu. Yani bunu satın evet. al, dene ve bundan bir fayda sağlayacaksın. Ve bu ikna etme sürecinde hani rafta ortalama 3 ila 5 saniye. Daha uzun değil. Yani büyük bir süpermarketi evet. düşünürsen. Kimse öyle dakikalarca Orhan Irmak Tasarım bunda neler düşündü, marka bununla neler söylemiyor. Öyle bir dünya yok. Reklamdan bir şeyler hatırlıyorsa hatırlıyor, ama esas olarak da o karar anı olan o moment of truth dediğimiz ambalajla yüzleştiği anda onu ikna etmemiz gerekiyor. Satın almaya, bunu denemeye ve bundan bir fayda sağlayacağına, bütün o arka taraftaki marka hikayesiyle beraber de bunu harmanlamamız gerekiyor. O yüzden de zorlu bir şey. Hani o çok kısa sürede bütün mesajların iyi bir dengede verilmesi gerekiyor. Sibel şey demiş, ama endüstriyel tasarımda yapıldı mı bu üründe diye sormuş. Yani o kutu... Yapmadık. Hı-hı. Kutu hazırdı biz projeye başladığımızda.
Kutu plastik bir kutu, dışı IML label, yani in mold labeling dediğimiz ambalajı komple kaplayan bir etiketti. Üstünde bir folyo var, hava almasını engelleyen. Onun üstünde de bir kapak var. Gülay Hocam da Knorr bence kadınlardan çok erkeklere hitap ediyor demiş. Doğru olabilir ya. Çünkü o instant, çabuk yapabilme hissi veriyor insana. Kadınlar zaten biliyorsa eğer, hani burada çok cinsiyetçi bir şey yapmış olmayalım ama oldu şöyle galiba. Şöyle bir ama. Özel çorba serisi de mesela Refika Birgül'le çalıştık. Yani kendisine de selamlar bir şekilde izlerse, birçok fotoğraf çekimimizi Refika'nın mutfağında onun yine birçok çekimini yapan Bahar Kitapçı ile yapıyoruz. Ve orada da onun kendi karışımı çok özel 3 tane çorba vardı. O da Refika'nın mutfağından ismiyle çıktı mesela. Ama tabii şeyi bilmiyorum, hani bu daha kolaya kaçan kişiler için mi, yoksa Türk kadını bir yakışıklı erkek görmek istiyor, o yüzden mi burada bu seçildi? Orayı bilmiyorum. Hani dolayısıyla cinsiyetçi herhangi bir yorum yapmayacağım. Ama bize gelen brief'te Arda Türkmen'le çalışılacağıydı bu seride ve onunla çalıştık. Tabii ya, bu öyle bir şey ki yani hem yani oradaki reklam, yani bilinçaltı hem şeylerini bilmiyorum. Kodlarını çözemeyiz ama işte bu İşte bir anda bu şeflerin çok öne çıkması, yemek yapmanın bir şekilde moda olması veya popülerleşmiş olması çeşitli programlarla falan. Kesinlikle. Bütün bunları besleyen bir şey bence. Evet. Refika da çok başarılı bir şey ama sanki çok şef gibi algılanmıyor mu? Evet, o da ayrı bir konu. Şimdi oralara girmeyelim. Refika çok renkli bir kişilik. O kendi çok, programı çok var biliyorsun. Yani kendi programı, kitaplar üretiyor. Sürekli yeni deneysel yemekler yapıyor. YouTube kanalı inanılmaz popüler. Yani hakikaten konumlandırma klasik bir şeften çok farklı. Evet. Orada bir hafif bir domestik bir vurgu da var. Kendi de var. Üstüne bastığı var. Bence. Yani özellikle de kaçındığı. Ya işte hep böyle bu mesajlarla birlikte algılanıyor ürün. O yüzden ambalaj çok ilginç bir yer. Yani ürünle onun etrafında kurulan hikayenin tam birbirine değdiği ve tüketiciyle, kullanıcıyla buluştuğu bir alan. Çok 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 heyecanlı bir, yani çalışmak için çok heyecanlı bir alan bence. Umarım gençlerin de ilgisini çekiyordur. Yeni genç meslektaşlarımızın. Burada kalmıştık. Evet. Burada da daha küçük bir üreticinin inovatif bir ürünü için yaptığımız ambalaj. Bunu da özellikle yer vermek istedim. Bu da Olipop. Oliv, zeytin ve lollipop. Bu hani şekerden yola çıkarak üretilmiş bir marka adı. Bu sağlıklı atıştırmalık. Yani bunun içerisinde 40 gram, işte yaklaşık 8-10 tane yanlış bilmiyorsam, zeytin var. Çekirdeksiz. Aynı zamanda üst taraftaki yırtılan yerinde de bir kürdan var. Dolayısıyla siz bunu açıyorsunuz, kürdanla içindeki zeytinleri alıp yiyorsunuz ve atıştırmalık, o açlık hissinizi gidermek için yapılmış inovatif bir ürün. Keyif aldığımız, demiştim ya, globallerle çoğunlukla çalışıyoruz ama orada dediğimiz tecrübeyi de yerli markalara aktarmak bizim için ayrıca bir keyif. Bu da öyle bir proje diyebilirim. Peki burada globalle çalışmak da bu arada çok zor. Onu da belirteyim. Ha. Yani daha küçük firmaların o daha hızlı karar verme süreçleri bazen tasarımcıyı daha mutlu ediyor. Global firmalarda tüketici testine girmeden bir kararın alınması bile bazen çok zor olabiliyor. Burada o, yani size şöyle mi geldiler? Burada bir kürdan olacak ve bunu nereye koyalım? Bu ambalajı nasıl yapalım falan. Yani tüm kararları siz verdiniz anladığım şöyle, kadarıyla. Şöyle o ürün geliştirme çalışmasını yapmışlardı. Yani bu ambalajın işte üst tarafta iki kez yırtılan, dolayısıyla oraya gizli bir kürdan olma çalışmasını çözmüşlerdi. Ürün çeşitleri belli olmuştu. Ürün işte içi zeytin dolgulu mu işte gibi. Onları da çözdükten sonra biz başladık. Valla burada tam inovatif bir ürün görüyorum. Evet, daha evet, önce hiç karşılaşmadığımız Migros'larda satılıyor yanlış bilmiyorsam, merak edenler. Evet, ilginçmiş. Bir duysal araya bir soru alalım. Refill package deneyiminiz oldu mu diye sormuş. Yani tekrar doldurulabilir ambalaj. Unilever'in bu konuda birkaç ürünü vardı. Burada var. Acaba grafik dili nasıl bir ağırlık taşır gibi bir şey sormuş. Bu arada ben full screen yaptığım için soruları görmüyorum. Dolayısıyla sen hani kritik şeyler varsa okuyorum. Evet okursan çok sevinirim. Tabii.
var. Özellikle sabun çalıştığımız dönemlerde refil ambalaj çok çalışmıştık. O zaman Türkiye'ye yeni gelmişti bunlar. Yani plastik şişe de alın ama ondan sonra daha ucuz bir malzemede onun litrelik refil paketini alın. Onun içine dökün gibi. İlginçtir. Biz bunları 10-15 sene önce çalıştık. O dönem bütün markalar neredeyse bu ürünleri çıkardı. Sonra çok tutmadı. Onlar rafta yaşamadı. Ama bugün o trend geri geldi. Belki bugün zamanıydı. O zaman erken bir dönemdi markalar için. Bugün yeniden refil paketler trend olmaya başladı. Ama o zamanlar biz daha fazla bundan 10-15 sene önce sıvı sabunlar için özellikle çok fazla refil ambalaj çalışmıştı. Çok yaşa bu arada. Ay belli oldu mu? Sesimi kapattım ama sağ ol hep beraber. Dışarıdayım ya şeyde, evet. Bu da Unilever Algida ile yaptığımız bir dondurma ambalajı. Bizim GLBA üyelerinden Rusya ekibi Türkiye'deydi ve onlarla beraber bunun ilk marka üzerine ve tasarım dili üzerine workshop yapmıştık. Beraber ürettik. Birçok trendi üstünde taşıyor. Sen soracağım demiştin. Mesela Uludağ Karadut'u yazıyor. Yerinden ham madde tedariği. Örneğin çok yüksek bir trend. Local, yerel şeyler. 80 kalori, artık düşük kalori, yağ miktarı, enerji miktarı. Bunlar hepsi yeni nesil ürünlerde fazlasıyla öne çıkan detaylar. Superfresh'in bahsettim. Çok fazla ürünü yapıyoruz. Bu en son çıkanlardan biri taş fırın pizza. Yani gerçekten taş fırında pişiyor bu ürün. Bu tür bir söylemi olan ürün içinde grafik tasarımı yaparken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu ya logoya entegre ederek taş fırın özelliğini ya onun altında işte bir tane kağıt ve onun üzerinde bir kürekle bu taş fırından çıkmış hissini. Bunların hepsi azar azar da görünse bir bütün olduğunda tüketiciye aslında bir mesaj vermeyi hedefliyor. Tellioğlu unları az önce örneğini verdiğim gibi daha globallere göre küçük, yerli bir firma. Ama o oranda da cesur, yeni neslin yönetimde olduğu. Varyantlara göre logolarının bile rengini değiştirmemize izin veren ve bana göre un kategorisinde çok uzun süredir neredeyse hiç dokunulmamış bir kategoride yenilikçi ve bence iddialı bir tasarımla ortaya yeniden çıkan bir marka. Oldukça eski bir marka. 1982'den beri yazıyor zaten logoda. Ama bu yeni değişimle çok güzel bir yere ulaştı. Üreticiyi tasarımı üreticiye ikna etmemiz gerekti. Ama aynı zamanda da ambalaj üreticisine de bu ambalajın üretilebilir olduğunu ikna etmemiz gerekti. Yani bazen de biz üreticiyi biraz zorlayarak veya beraber onunla bir çalışma yaparak daha farklı ne yapılabilirin cevabını beraber bulmaya çalışıyoruz. Toblerone. Evet, dur ona geçmeden pardon. Şey yapalım. Bu depozitolu ve refill'la ilgili çok üst üste sorular geldi. Onları gruplayıp şey yapalım. Peki. Depozitolu ambalajların geri gelme olasılığı var mı diye soruyorlar. Sibel şöyle, sormuş. Depozitolu ambalajlar bir dönemin yani benim küçüklüğümden en azından ben hatırlıyorum işte yani kolalı gazlı içeceklerin o litrelik cam şişelerini veya şu an evinizde söylüyorsanız cam şişede su gibi depozitolu birçok ürün vardı. İlginç olan şu, bunların bir dönem trendi epey bir sıfırlandı. Bugün inanılmaz bir ivmeyle bu yeniden çıkışta. Global markalar dolumu tekrar yapılabilir ambalajlar üreten firmalarla çalışıyorlar. Yani sadece buna odaklanmış firmalar var yurt dışında. Ve işbirliği yapıyor global markalarla. Diş macunu, deodorant, çamaşır suyu, deterjanı neyse evinize giren birçok ürün için siz doldurulabilir ve uzun süre kullanılabilir ambalaj satın alıyorsunuz ve onların her birini o ilgili firmalarla iletişim içerisinde gerekli hijyen şeylerini sağlayıp tekrar doldurulup size ulaşmasını sağlıyor. Ve tamamen peki bunun bu, üzerinden pardon, markalar var. Evet. Diş macununda tüpü kastetmiyorsun değil mi? Öyle bir araya gireyim. Şöyle diş macununda da
sıvı formda değil, daha top şeklinde ürünler çıkmaya başladı. Yani böylece refil olarak üretilebilir formata gelmiş ürünler çıkmaya başladı. Yani ürünün yani, formülüyle de oynanıyor. Cam bir ambalaja böylece konulabiliyor gibi. Evet. Caner de şey yazmış, bir dakika. 2021 yılı itibariyle ambalaj geri kazanımı için depozito sistemi uygulanacak. Buna hazırlık için ambalajlarında bilgilendirici not ve görsel gibi değişikliğe giden firmalar var mı diye sormuş ama. Her ülkede bunun trendi ve regülasyonu farklı. Avrupa'daki, yani bizde daha geri dönüşüm konusunda bile inanılmaz gerideyiz maalesef. Yani plastiklerin toplanması ve ayrıştırılması konusunda bile Avrupa'yla gerideyiz. Bu refil ambalaj konusunda da ne kadar hızlı o trendi yakalarız bilmiyorum. Amerika'da çok yaygın. İngiltere'de çok yaygın. Daha işte Kuzey Avrupa bu konuda öncülerden. Ama dünyanın geri kalanında, yani biraz gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülke ayrımını görüyoruz aslında burada. Gelişmiş ülkelerde bu oldukça trend. Oldukça, yani buna en son yanılmıyorsam LinkedIn'de Nivea'nın şeyini görmüştüm. Refil otomatını. Yani siz vücut losyonu mu artık ne kullanıyorsanız o ürünü seçiyorsunuz. Onun ambalajına o barkodtan okuyarak hangi ürün olduğunu dolduruyor. Bunun en basitini söyleyeyim. Amerika'da bir süpermarkete gittiğinizde, ambalajsız bir süpermarkette kasenizi götürüyorsunuz. Fıstık ezmenizi alıyorsunuz orada. Kuru yemiş aynı şekilde kasenizi götürüyorsunuz. Hangi kuru yemişten istiyorsanız alıyorsunuz. Bunun gibi yani tek bir ambalaj veya markaya ait ambalaj, artık onlar gelip sizden evden alıp onu markaya götürüp doldurup size teslim etme şeklinde bir hizmete de dönüştürmüş durumda. Yani çok amatörden çıkmış, artık son derece profesyonel ve global markaların katkısıyla bu iş olmaya başladı. Ve uzak bir gelecek değil Türkiye için de. Evet, tekrar Telleoğlu'na bakacak olursak şöyle bir soru var. Değiştirelim aksı. ürünlerin tadımlarını yapıyor musunuz diye sormuş İzem. Tadların sizde bıraktığı hisse göre tasarım fikriniz değişiyor mu? Ya da ona göre şekilleniyor mu? Örneğin ev hissini hatırlatan yiyecekler gibi. Yani Orhan, bu Telloğlu ile börek yediniz mi? Ona göre mi tasarım yaptınız? Valla şöyle, birçok firma proje bittikten sonra yeni ambalajla bize gönderiyor. Dolayısıyla biz de ofiste sürekli çikolata, sürekli şeker. Harika. Evet, o konuda şanslıyız. Yani müşterilerimizi seviyoruz, onlar da bizi seviyorlar. O karşılıklı duygusal yapılan bir iş olduğu için bunu bilen markalar o konuda bizi besliyor. Keyif alıyoruz. Baştan denediğimiz ürünlerde oluyor inovatif bir ürünse. Mesela Dimes için milkshake yaptık. Şimdi Tetra Pak'ta milkshake. Daha önce o firmanın, Dimes'in öyle bir ürünü yoktu. Ve yeni çalışıyorlardı. Ve soğuk zincir gerektirmeyen bir ürün, ilginç bir şekilde. Ve onun ilk numuneleri bize geldi. Ve gerçekten ekipçe denedik, tadına baktık. O, yani milkshake biraz bizim için çocukluğumuzda kalmış bir üründü. Yeniden çocukluğumuza gittik. Ve onun bizde eminim ki tasarıma dönüşürken bir katkısı olmuştur. Eğer izin veriyorsa ürün buna, evet deniyoruz. Başkan olmadıysa da sondan rafa çıktıktan sonra, ama mutlaka alıp deniyoruz. Bu arada madem böyle çok keyifli bir ofisiniz var, öğrencilerden çok soru geliyor staj imkanı ile ilgili. Stajyer esaslarınız nedir, nasıldır? Onunla ilgili kısaca söylersen. Şöyle, stajyerlere değer veriyoruz. Son 3 yıl içerisinde bakmıştım ben, galiba 20 küsür tane stajyer almışız. Ofisteki imkanımız dahilinde, yani kendisine bir masa vererek, projelerde bizzat yer alacak şekilde imkan dahilinde stajyer alıyoruz. Yani 10 kişi aynı anda gelsin, el ele tutuşup dans etsin gibi bir dünya yok Orhan Irmak Tasarım'da. Gelen kişilerin çalışmasını bekliyoruz. Gelen kişilerin Orhan Irmak Tasarım ekibi olmak nedir, bunu gerçekten tecrübe etsin istiyoruz. Yani biz ne kadar
ciddiyiz, nerede eğleniyoruz ama nerede duruyoruz ve işimize bakıyoruz. Çalışma saatlerinde nasıl hassasız. Bütün bununla, çünkü ben o stajın sadece iş yapma değil, profesyonel hayatın da deneyimlemesi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla o profesyonel hayatı da görsünler istiyorum. Belki bizden sonra gidecekleri yer çok daha rahat olacak. Dolayısıyla böyle zorlu bir başlangıç onlar için iyi oluyor, bilmiyorum ama biz imkanlar dahilinde çok önem veriyoruz ve bugüne kadar pandemiden önce de gerçekten nitelikli bir sayıda stajyer kabul ettik bugüne kadar. Peki online stajyer konusuna nasıl bakarsınız? Onu da sormuşlar. Deneyimlemediğimiz bir şey. Yani bütün dünyada yeni şeyler var. Örneğin bu sene normalde biz sene boyunca 5-6 stajyer alırken bu sene zaten herkes evinden çalışıyordu. Şimdi yeniden biz ofise döndük. Top Üniversitesi ile bir anlaşmamız var. Onlar 3 aylık stajca gönderiyorlar. Sadece bir kişi kabul ettik. Fiziksel olarak ofise geleceği için. Yani mesafelere, her şeye uygun çalışma koşullarında normalde 3-4 kişi olabiliyorken bu, hani bir kişi kabul edebildik. Online bilmiyorum. Hani kafa yormak lazım. Nasıl olur? Çalışır mı? Çalışmaz mı? Denenebilir. Bu arada bir tane de eski stajyerimiz var aramızda. Melike, senin bilmiyorum eklemek istediğin bir şey var mı bu noktada? Varsa sen de katkı yapabilirsin istiyorsan. Şöyle, ben şu an göremiyorum. Keşke sunum bittikten sonra konuşsaydık ama şöyle bir şey ekleyebilirim. Sesim geliyor değil mi bu arada? Evet, geliyor, evet. Dediğiniz gibi tam olarak aslında profesyonel hayatı deneyimleyecek şekilde bir staj ortamıydı. Gayet güzel, disiplinli, aynı zamanda eğlenceliydi de. Ben çok mutluydum. Bana da çok şey kattığını düşünüyorum, öyle zannediyorum. Tekrardan teşekkür ederim bunlar için. Ne demek, rica ederim. Başvurular her zaman geliyor. Başvuruları da muhakkak ki bazen ilginç geliyor insanlara ama sadece bir CV ve portfolyo değil, transkript de istiyorum. Hangi derslerde ne yapmış bu kişi, ne ile ilgili, gerçekten ekibe birini alırmış gibi seçiyoruz staj başvurularını. Öyle o ciddiyetle değerlendiriyoruz. Nitekim stajını yapmış ve daha sonra bizimle çalışmaya başlamış arkadaşlarımız da var halen bizimle çalışan. Yani bunu o sürecin ilk adımı olarak görüyoruz. O yüzden de böyle hani herkese açık bir imkan değil. Nasıl ki çalışan sayımız ihtiyaca göre ise stajyer imkanımız da biraz öyle. Ama orada bir de şunu belirtmeliyim. İstanbul dışından olanlara da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İşte Selçuk Üniversitesi'nden geliyor, Karabük'ten geliyor. Yani İstanbul'dan daha çok tabii ki kişi kabul ediyoruz ama Ankara'da oluyor. Hani başka daha küçük şehirlerdense o noktada, o değerlendirmede onu da bir kriter olarak göz önünde bulunduruyoruz. Belki ben araya bir şey sorabilirim. Buyurun. Ben öğrenciler adına belki öğrenmek isterler diye. Bu stajyer seçerken neye göre eliyorsunuz, not ortalaması vesaire mesela? Çünkü böyle sorular ben stajdan sonra çok aldım arkadaşlarımdan. Şimdi sorulmuş bir soru değil ama yine bir netlik kazansın diye sizi bulmuşken de soralım istedim. Tabii. Açıkçası personel alımında neye dikkat ediyorsak aynı şeylere dikkat ediyoruz. Bir, o kişi nasıl bir başvuru yapmış? Başvuru yaparken nasıl bir hitap kullanmış? CV'sini nasıl hazırlamış? Portfolyosunu nasıl hazırlamış? Ne kadar titiz? Yani kendi işine ne kadar değer, kendine ne kadar değer veriyor? Bizimle staj yapmaya ne kadar istekli? Bizi ne kadar tanıyor? Bunlarla beraber de aslında not ortalaması bir kriter. Portfolyodaki tasarımlar yine bir kriter. Bütün bunların hepsinden eleyerek de işte senede dediğim gibi kabaca 4-5 kişiye bu imkanı sunabiliyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Şimdi bir soru var. Onu soracağım ama sen o soruyu aklında tutarak ürünlerden bahsetmeye devam et istersen. Çünkü muhtemelen çok ilgili o bir soru. Şöyle diyor Reha Demir, ambalajların üreticileriyle olan üretim sürecinde ne şekilde yer almaktasınız? Üretim süreci ve üreticilerin tasarım üzerinde etkisi ne yoğunluktadır? Üretici konusunda tavsiye ya da yönlendirme yapıyor musunuz? Hı hı. Hatta bir kişi daha buna, Barış Çallıoğlu da Reha Bey'in sorusuna +1 yazmış. Yani rating alan bir soruydu bu.
Tamam, süper. Şöyle, firmaların bizden farklı seviyede beklentileri oluyor. Kimi firmalar için tasarım sürecini almakla üretici sürecini yönetmek ayrı şeyler. Yani kimi firmaların kayıtlı tedarikçileri var. Sadece o firmalarla çalışıyor zaten. Birçok çok uluslu firma bunu yapıyor. Bizim orada herhangi bir seçme ya da yönlendirmemiz olmuyor. Hatta oranın satın alması çoktan onun bize proje brieflenirken nerede nasıl üretileceğini fiyatına kadar konuşulmuş olabiliyor. Bu bir hikaye. Bizim orada katkımız daha az oluyor. Ama kimi zaman daha baskıda yeni bir şeyler denenmesi gerekiyorsa, baskıyla bir fark, üretimle bir fark yaratılması gerekiyorsa veya endüstriyel tasarımı yoğun, dolayısıyla kalıpla ilgili işleri olan projelerde ise katkımız oldukça yoğun oluyor. Ve biz marka ekibiyle tasarım sürecini bitirdikten sonra tam o kadar olmasa da ona yakın bir süreci de bazen üreticiyle harcıyoruz. Orada kullanılacak rengin seçimine, kullanılacak malzemenin şeffaflığına, diyelim şeffaf bir etiketse arkasındaki beyaz kapatıcılığa, metalik bir malzeme kullanılacaksa bu klişeyle mi verelim, işte metalik pantoneyle mi verelim gibi birçok kriteri üreticiyle beraber çözüyoruz. Çünkü çalıştığımız marka sahiplerinin doğal olarak bu konuda bilgisi yok. Ve bizim onlara sunduğumuz o görüntüyü nasıl üretilebileceğini üreticiye de aktarmamız veya talep etmemiz gerekiyor. Veya bazen de üreticiler bize yönlendirme yapıyor. Yani burasını böyle yapmışsınız ama şöyle yaparsak bir avantaj sağlarız, bir renk sağlarız gibi. Bazen de onların bizlere geri bildirim oluyor. Dolayısıyla tasarladığımız işin aslında eğer ihtiyaç da varsa biz rafa çıkana kadar, yani o seri üretimin neticelenmesine kadar olan bütün sürecinden sorumluyuz ve o konuda da destek veriyoruz. Baskı hazırlık ekibimiz özellikle bu konuda kimi zaman gidiyor, bizzat üretimde, ilk üretimde onay veriyor. Yani şöyle revizyonlar yapalım, bunları yapalım ve en son tamam bu uygundur üretime diye imzalayarak nihai üretimi onaylayıp geliyor. Yani bu da bizden istendiği durumda hizmet verdiğimiz bir alan. Evet. İstersen sen sunumuna devam et. Devam ediyorum. Tamam. Veya tekrar araya girdim sorular ben. Sorular gelirse. Yok, evet. yine ilerlemiyor tıklayınca bir şeyi kapatıp açayım. Komple çıkarmışım ben. Bu arada saat galiba 10 oldu. Aslında süremizin sonuna geldik ama tamam, sen ilerledim. Göstermek okay. istediklerini tamamla. Ben kapatalım. Sağdaki soruları erittim. Yani tamam. Sunumun içinde soruları cevaplamış olduk. Belki okay. öğrencilerden ek bir iki soru cevaplanmamış gelirse onları olabilir. Alır. Tamam. Onlarla bitirebiliriz diye düşünüyorum. Tamam, anlaştık. Toblerone için yaptığımız Türkiye'ye özel bu farklı dönemler, anneler günü, sevgililer günü ambalajları. Penti ile yaptığımız, Penti'nin her kategorisinin ambalajını ayrı ayrı tasarladık. Bu mesela bridal kategori. Kimi zaman da böyle işte konseptler geliştiriyoruz. İşte bu fotoğraf çekiminde beyazlar içinde uçuşan etekli bir kadın olmalı ve elindeki tek taş mutlaka fotoğraf karesine girmeli. Ambalajın sol alt köşesinde de o değerli taşı göstermeliyiz ki satın alırken nelere dikkat ediyorsa biraz aslında kim ürünlerde bilinçaltına da mesajlar gönderiyoruz. Ve bu mesaj aslında tasarımın çok değerli bir parçası. Milka Bonibon ilginç bir case. İlk önce Bonibon'u tasarladık. Milka çikolatası içine konuldu çünkü. Ve iki marka evliliğini yaptık. Yani global bir Milka markası, bir de yerli Bonibon markası. Bonibon içindeki Milka çikolatası ile ambalaj yenilendi. Ve bu o kadar başarılı oldu ki daha sonra Milka'nın içerisine de Bonibon kondu. Yani bu üstteki ürün bu sefer hayata geçti. Ve hatta o ürünü dönemsel ürün düşünmüşlerdi. Sonradan kalıcı bir ürün olarak Türkiye'nin standart portfolyosunda yer aldı.
Sütaş Ayran'ı göstermiştim. Arkasındaki hikaye bayağı zengin ama kabaca şöyle söyleyeyim. İlk kez ayran kimliğe kavuştu bu ambalajda bundan 10 yıl önce. Bir kebapçı içeceğinden son derece cool, sağlıklı, faydalı bir snob bir içeceğe dönüştü aslında. Belki öyle söyleyelim. İllüstrasyon ağırlıklı bir çalışmamız. Fotoğraf değil, illüstrasyon gerekli. Mesela burada her bir kediyi kendi kalemiyle yeniden resmettiğimiz bir çalışma. Çok yeni, daha bu ay rafa çıkmış Sofya'nın premium ambalajları. Ya organik aloe vera ile tuvalet kağıtları veya daha emici ve kalın olan havlu ambalajları sol taraftaki de. Gıda çok fazla bahsettim. Gıda ve kişisel bakım en çok ambalaj tüketen sektörler ama aynı zamanda bu da mesela işte supplementler diyebileceğimiz takviye gıdalar kategorisinde Abdi İbrahim İlaç firmasının tüketici ürünlerine bakan kategoride bir çalışması. Bu da çok yeni bir proje, yeni raflara çıktı. Takviye gıdalar, vitaminler. Can Bebe, bebek beslenmesiyle beraber bebek bezinde de birçok projemiz olduğunu söylemiştim. Bu da onlardan en yenisi. Yenilediğimiz pamuktan bir kalbe logoyu oturttuğumuz ve mutlu çocuklar üzerinde fotoğrafladığımız bir çalışma. Bizim mutfak bakliyatlı karışımlar. Tost çorbalardan sonra bu içinin göründüğü bu ön tarafta pencere olan ambalajlar bunlar. İçindeki ürün tüketicinin gördüğü ve böyle beklentisi üzerine hazırlanmış oturan poşet dediğimiz ambalajda ürünler. Bunlar çorba karışımları ama bunun içine işte yoğurtlu, salçaydı, yağdı kendiniz ekliyorsunuz. Dolayısıyla içindekiler aslında saf, sadece bakliyatın kendisi. Ve son olarak da nugger, gençler daha biliyordur. Bunlardan da bol bol yedik. Az önceki sorunun üzerine onu hatırlatayım. Yeni neslin ilgisini çekecek bu tasarım trendlerinde işte onların comic book'ların yeniden güncel bir trendi olmasıyla beraber tasarıma dahil ettiğimiz işte üzerinde konuşan bir şekilde balonlarla aslında çeşitleri yazdığımız bir ambalaj. Son karede sosyal medya hesaplarımız var. Bu projelerin daha fazlasını aslında Facebook hesabımızda, Instagram, Pinterest, Twitter hepsinde bulabilirler. İsteyenler için buradan zaten çok zor değil, Orhan Irmak Tasarım veya OIT diye aratabilirler. Bu kadar benim sunumum Şebnem. Evet, harika. Çok teşekkür ederiz. Valla çok farklı ürünler. Çok özellikle o en son gösterdiğin çorba da muhteşem. Yani tam için hem içindekini görüyoruz hem de ne olacağını aynı anda görüyoruz. Yani müthiş bir imkan. Doğru. Güzel oturtulmuş bir grafik tabii. Hem fiziksel olarak. Yani bir de tabii bu sağlıklı gıda tüketimiyle bunlar tabii. Yani ürünler de değişiyor eskiden. Değil evet. mi? Tozları evet, evet. koy şeyin içine o belli bir şekilde koyulaştırıyordu. Çorba oluyordu. Neyseydi o. Ama şimdi o daha doğal o taneleri dediğin gibi görmek çok önemli. Tüketici artık bunları talep eder halde. Talep ediyor. Artık ambalajlarda tüketici ne olduğundan çok ne olmadığına bakıyor. Yani içinde neler güzel. İçermediğini artık biz ambalajların ön yüzüne taşımaya başladık. İşte süper. GDO'lu bilmem ne içermez, şunu içermez, bunu içermez gibi. Sağlık kaygısı artık markaları daha farklı yönlere gitmeye zorladı. İçini görebilmek istiyor gerçekten. Olduğu gibi görmek istiyor. Raf ömrü niye çok uzun bunun diye soru işaretiyle yaklaşıyor mesela. Dolayısıyla o sağlıklı beslenme trendi bütün kategorilerde karşımıza çıkıyor bizim. Bu çok çok yani şu anda yani çarpıldım. Öyle güzel bir şey söyledin ki. Çünkü hep ne olması gerektiği o legal olarak da içindekiler kısmında o sizin ambalajda büyük bir kısıttır hatta. Evet, yazılması doğru. gereken şeyler o grafiği de çok zorlayıcı bir şeydir. Ama ne olmadığına bakması gerçekten çok önemli. Bana şeyi hatırlattı bu Biennale kapsamında bizim Alexander diye bir arkadaşımız var. Yani öğrencimiz Erasmus öğrencisiydi. Daha sonra Biennale için davet almış. Bu yiyecekle ilgili kısımda onun da bir sergisi vardı. Şeyi söylüyordu yani biz şu anda ne yediğimizi bilmiyoruz. Yani aslında
tamamen müthiş bir kimya ve gıda mühendisliği ürünlerini tüketiyoruz. Onların aslında hepsi dediğin gibi ürün, çalışılan şeyler, Ar-Ge'lerden geçen şeyler. Ama neden oluştuklarına dair en ufak bir fikrimiz yok. Ama belli zamanlarda şunu yemememiz gerekiyor falan, onlar ortaya çıkıyor. Onlar görünür oluyor. Evet, Alexander'ın önerdiği şey şuydu ya, şey gibi mesela kabartma tozu örneğini vermişti, ben ondan çok etkilenmiştim. Şimdi kabartma tozu da aslında endüstriyel mutfakta kullanılan bir şey ama ya, o da sonuçta kimyasal bir şey ama mesela kabartma tozu şu an hani bütün Ayşe teyze, Emine teyze herkesin evinde kabartma tozu değil mi, vanilya, bunlar şeydir, el altında olan şeylerdir yani. Olmaması düşünülemez. Ama diğer başka kimyasal katkılara aynı evcillikte bakamıyoruz. Aslında bunda yani ambalajın da etkisi var. Tabii bütün bu gıda sektörüne karşı tüketicinin algısının da çok... orada ben de tahtalar sadece, oynamıştım. Sadece gıda da değil aslında. Mesela Arap sabunu yeniden trend. Kullandığımız deterjanlar yerine sirke alternatifleri raflara çıkmaya başladı. Yani o gıdayla evet önce oydu ama aslında birçok kategoriye yayılıyor o doğal içeriklerle üretilmiş alternatif ürünler. Evet, benim gelecekle ilgili şeylerim var ama bir, öyle de bir soru da gelmiş ama öğrencilere çok önce size söz vereceğim dedim ama Melike size söz veremedik, yine sona kaldım. Hay Allah. Sizin sorularınızla öncelik verelim. Şöyle birkaç sorum daha var aslında ama ben hepsini zaten bazılarını halihazırda cevap verdiniz. Tekrardan değinmek isterseniz şöyle bir sorum var, bence çarpıcı ve güzel bir soru. İşte sürdürülebilirlik, atık yönetimi, plastiksiz dünya kavramlarının bu kadar ön planda olduğu bugünlerde ambalaj sektörü bu kavramları ne kadar ciddiye alıyor? Yani size özel değil ama sizin bilginiz dahilinde bu ne kadar ciddiye alınıyor gerçekten, yani bilgimizin dışında olarak? Bunu merak ediyoruz aslında gençler olarak. İlk önce buna cevap verin. Tamam, tabii ki. Sürdürülebilirlik, ambalaj trendleri arasında ve döngüsel ekonomi, onu da dahil edelim. Çünkü bu sadece ambalaj konusu değil. Bu bir tüketim kültürü. Yani evet ambalaj bu circle'ın içerisinde çok kritik bir yerde duruyor ama siz tekstilde de kullanat mı yapıyorsunuz yoksa artık daha uzun ömürlü ve daha işte boyasında ve üretimde üretici çocuk yaşta işçi kullandırmıyor gibi birçok hassasiyetler oluşmaya başladı. Ambalaj da bunun bir parçası ve bu döngüsel ekonomi yaklaşımıyla ambalaj tasarımı çok iç içe. Çünkü ambalaj hep bu konuda bir çöp üretiminden sorumlu bir kategori olarak da algılandı. Veya plastik üretiminden sorumlu bir şey dalgalandı. Halbuki ambalaj alanında çalışan birçok insanın ve birçok üreticinin de bu konudaki bilgi düzeyi ve çalışmaları bayağı ileri seviyede. Bizim Berlin'deki partner ajansımızın başkanının yani eğer 3 paylaşım yapıyorsa LinkedIn'de ikisi döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik üzerine. Ve ambalajın buna da çok ciddi katkısı var, ambalaj alanındaki çalışmaların. Yani sadece bizim çalışmamız değil ama mesela Avrupa'daki kimi süpermarket zincirleri diyorlar ki tedarikçilerine, yani markaları zorunlu kılıyor. Ben rafımdaki her 3 üründen ikisini geri dönüştürülebilir ambalajdan yapacağım. Dolayısıyla sen eğer ambalajını geri dönüştürülebilir malzemeden yaparsan benim rafımda yer alabilirsin. Yani burada birçok paydaş var. Devlet bundan biri. Perakende zincirleri yine burada zorunluluğu getirenler, kimi firmalar, özellikle çok uluslu firmaların kendi iş etik kuralları var. Orada ambalajla ilişkilerini sorguluyorlar. Biz ambalaj tasarımcıları olarak biraz aslında işin en son nihai çözüm üretme noktasındayız. Yani biz kendi birikimimizi sağlamaya çalışıyoruz, müşterilerimize edindiğimiz tecrübeleri paylaşıyoruz. Ama bununla ilgili bir talebin de oluşması ve üretim tarafında da bunun da hazır olması gerekiyor ki o modül olarak o döngüsel ekonomide biz de üzerimize düşeni başarılı bir şekilde yapabilelim. Ama tek başına bir ambalaj tasarımcısının bu koca zincir içerisinde yapabileceği maalesef ki çok fazla şey yok.
neler var, ben neler yapıyorum dersen, ben de bu konuda yazıp çiziyorum. Bunları yayınlamaya ve mümkün olduğunca çok kişiye duyurarak bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Bir tane daha soru soracağım. Tabii. Şimdi bu pandemiyle alakalı, şimdi birçok sektör çok etkilendi pandemi çünkü bir anda geldi. Ama ambalaj sektörü sonuçta tüketilmesi bitmeyen bir sektör. Ve ne kadar etkilendi pandemiden, hem çalışma ekip hayatınızda hem de maddi olarak da işte zorlandı mı ambalaj sektörü genel olarak? Bunu da merak ediyormuşuz. Ambalaj sektörü deyince birkaç sektör var orada, onu unutmamak lazım. Bir ambalaj üreticileri var mesela, çok büyük bir sektör orası. Bir sanayi kısmı, bir de tasarım kısmı. Evet, aynen. Mesela ambalaj üreticileri sokağa çıkma yasağından muaftı. Yani o kadar kritik bir rol ki o. Çünkü marketlerin kapanmaması ve insanlara o ambalajlı ürünlerin ulaşması gerekiyor. Bunun olmadığı yerlerde tuvalet kağıdı bile nasıl bir problem oldu Amerika'da, hepimiz biraz ironik bir şekilde izledik. Türkiye bu konuda şanslıydı. Hem zincirler, perakende satış noktaları, hem firmalar, ciddi bir üretim gücümüz var Türkiye'de. Ambalaj üretimi anlamında da, ambalajlı ürün üretimi anlamında da. Dolayısıyla biz çok şey hissetmedik ambalaj sektörü anlamında. Gece gündüz çalıştılar. Öyle söyleyeyim. Şundan dolayı, örneğin yemek yemek için siz dışarı çıkıyordunuz, restorana gidiyordunuz. Bunların hepsi bitti ve herkes alıp evde tek başına ne yapıyorsa yemeğini yapmaya çalıştı. Dolayısıyla ev içi tüketim inanılmaz arttı. Satış grafiği en çok artan ürünlerin başında ekmek makineleri geliyordu mesela Amerika'da da. Böyle ilginç şeyler var. Maya bulamadı insanlar, biliyorsunuz. Bazı ürünler gerçekten ilginç şekilde satışı %40'lara 50'lere varacak kadar arttı. Daha fazla evde olduğunuz için daha önceden dışarıda bir büfeden falan aldığınız şeyi artık süpermarketten bulmaya çalıştınız. Dolayısıyla o süpermarketlerdeki trafik ve satış grafiği ciddi oranda arttı. Ambalaj tasarımı anlamında ise şöyle oldu. Tasarım süreçleri ortalama 3 ila 6 ay sürüyor. Yani bir proje bize geldiğinde o projenin, hadi okey dedik, bütçesi onaylandı, briefi geldi. Muhtemelen rafa çıkması bir 6 ayı buluyor. Buna tasarım süreci de dahil, üretim süreci de dahil. Dolayısıyla hani hayat bir anda %100 olarak durmadı. Ama insanlar, markalar o panikle elbette ki belki bekletmekte olduğu yeni ürün çalışmalarına bir dakika bir önümüzü görelim dediler. Dolayısıyla biz o en kritik 3 aylık süreçte daha önceden başlamış projeleri yaparak devam ettik. Kabaca böyle bir buçuk ay kadar işler %50 oranında azaldı diyebilirim. Bunun nedeni de şu. Dediğim gibi yeni proje henüz yoktu ortada ama devam eden projeler vardı, onları da bitirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla hiçbir zaman bir sıfır noktasına gelmedik ama ileriye dönük olarak ne zaman yeniden bu projelere başlayacağız diye tedirgin olduğumuz bir dönem oldu. Bizim de bütün ekibin evlere gittiği, evden çalıştığı bir dönemdi bu. Ama zaten evden çalışma da %100 verimli değil. O dönemde de ekip arkadaşları da yıllık izinlerinden de kullananlar oldu. Dolayısıyla biz ekipçe, şirketçe, takım olarak bu işlerin azaldığı dönemi bir şekilde atlattık. Biz şunu öngörüyorduk. Biz 6 haftalık bir program yapmıştık. İkişer hafta ekiptekilerin tatilde olduğu, işlerin dönüşümlü olarak ele alındığı bir operasyon diyelim, 6 haftalık. Ve mutlulukla şunu söyleyebiliyorum. O 6 hafta bitmeden 5. hafta içerisinde daha bütün ekibi yeniden full time, yani tatillerini de bitirerek, tamam gerek kalmadı tatile gitmenize, yeniden hani evde bilgisayarlarınızın başına dönebilirsiniz dedik. Cirosal olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. 100 olarak giden diyelim Aralık ayında bir grafiğimiz varsa, o kritik, en kritik olan bizde işte işler birkaç ay sonra faturalandığı için birkaç ay gecikmeli gidiyor. 100 birimden 50 birime, 40 birime birer ayla düşüş ve ondan sonra yeniden 60-70 diye toparlanma sürecine girdi. Yani ambalaj tasarımı hızlı da bir süreç olduğu için, 6 ay içerisinde yaklaşık bittiği için bizim de o sıfıra inip toparlanma sürecimiz kabaca bir 6 ay sürdü. Bugün yeniden hani 3 aşağı 5 yukarı diyelim,
bu pandemi öncesindeki yoğunluğu yakalamış bulunuyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Son rica sorum da şöyle bir soru. Şebnem Hoca'yla da galiba denk gelecek sorumuz. Şimdi ürün tasarımında her şey artık inovasyon ve etkileşim üzerine gidiyor. Peki ambalaj bundan nasibini nasıl alır? Yani ambalajın geleceği daha fütüristik düşünürsek nerede olur sizin perspektifinizde? Bu da merak ediliyor aslında. Tamam. Ben tam onu konuşurken bir şey açmıştım. Şuradan onu paylaşayım, beraber izleyelim. Görebiliyor musunuz? Hı hı. Benim tweet attığım bir Oreo çalışması bu. Kutuya artırılmış gerçekçilikle şey eklenmiş. İşte bazı iletişim unsurları eklenmiş. Daha geniş bir iletişim alanı, içindeki ürünlerin hareket ettiğini görüyorsunuz mesela burada. Hareketli bir grafik hayatımıza girmiş. İçinde kaç tane olduğunu görüyorsunuz. Bizim yurt dışında özellikle Çin'deki partnerimizin ürünleri var. Orada cep telefonuyla bir paketi görüntülediklerinde mesela patates cipsi, o patates cipsleri bir anda etrafa yayılıyor ve siz arttırılmış gerçekçilikle o patates cipslerini yakalayıp puan kazanıyorsunuz. Yani ambalajın üzerindeki grafik bir anda bir oyun deneyiminin bir parçası oluyor. Veya artık insanlar şuna da bakmaya başladı yeni nesil bu ambalaj tasarım süreçlerinde. Ürünü okuttuğunuz o ambalajın üzerine basmakla yeterli olmuyor. Şu an bir QR kodla bir linke gidiyorsunuz ama o değil. Daha farklı bir deneyimle bu nerede nasıl üretildi, marka arkasında nasıl bir iletişim yapmak istiyor. Bunların hepsini artık o ambalajın üzerinden o an aradığınızı bulmaya, yani evde televizyon reklamıyla değil, o an o markayla ilgili her şeyi erişilebilir kılıyor ambalaj tasarımı. Dolayısıyla ambalajın gittiği yer biraz dijital teknolojilerle ilişkisi bu yönde. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, ben oradan alayım. Aslında Sibel'in çok güzel bir sorusu var. Bence bu konuyla da çok ilişkili. Şey diyor, farklı malzemelerin kullanıldığı gıda ambalajlarından tek malzemeli ambalajlara yönelim evet. var. Barilla evet. kutularındaki şeffaf pencereleri kaldırdı mesela diyor. Buna Hı-hı. benzer başka örnekler var mı? Bu soru bana yani bu gelecek şeyle de bağlantılı olarak şunu hatırlattı. Şimdi ambalaj çok fiziksel bir şey. Fiziksel bir şey ve cazip olması gereken bir şey. O cazip olduğu müddetçe de sürdürülebilirliği azalan bir şey. Yani değil mi? Hı hı. Ne kadar o plastik işte o sleeve'ler, renkler filan işin içine doğru. girdiği zaman bu doğada ayrışamayacak bir şeye doğru gidiyor. Hı hı. Şimdi zaten trendler o yönde. Daha böyle sade, işte renksiz değil mi? Tek malzeme. Hı hı. Burada dediği gibi yani çünkü o ayrışma meselesi yüzünden Barilla o pencereyi. Evet. Biz demin beğendik o çorba şeyini ama tabii Sibel çok haklısın. Son trendlere çok uygun değil. O yine cazip gözümüzün boyandığı hı. dünyaya ait bir ürün. O bu anlamda... arada tek malzeme. Yani kutu olup önünde şeffaf bir şey yok o çorba ambalajı. Tamamen tek bir plastik malzeme, single. Ha, boyayla yaptınız onu. Evet evet, aynen öyle. Ha, boyayla. Ha, tamam. Hı-hı. Bak, o da güzel. Evet. tamam. Mümkünmüş demek. ya şöyle, teknolojiyle savaşmak anlamsız. Yani teknoloji neyse ve beklentiler neyse, çevre ne yapmamızı emrediyorsa buna boyun eğmek ve o çerçevede hareket etmek zorundayız. Hı hı. Ali Hoca hep derdi ya, design is the orderly arrangement of the given element. Yani elimizde Aa. Malzeme neyse budur. Yani onunla hareket etmek zorundayız. Kulaklarını şey yapalım. Aynen. Yani geri dönüşümde birkaç malzemenin olması ciddi bir sorun. Dolayısıyla artık mesela yoğurt kaselerinin üzerine baskı veya etiket sarmak yerine sökülebilir, yırtılabilir karton geçme yapıyorlar. Ki ayrışma aşamasında hatta tüketici onu ayrıştırsın. Onu bir yere, plastiği başka yere atsın. Üstündeki folyo kalmasın orada, tamamen sökülebilir olsun gibi. Bu konuda ciddi çalışmalar var. Ciddi inovatif ambalaj çalışmaları var. Yani yapacak da bir şey yok. Çevre, doğanın kaynakları sınırlı. Kendi refahımız için bunu kullanıyoruz. O lezzeti canımın çektiği an
en iyi koşulda yanımda görmek istiyorum ben. Ama bunun bir şeyi var, maliyeti var. Parasal maliyetiyle beraber çevresel maliyeti var. Dolayısıyla artık o lüks olan tüketimlerden de dedin ya hani güzel albenili görsellik. Evet. Artık onlar biraz lüks olarak algılanmaya başlayabiliyor. Daha doğayla barışık, daha kaynaklara saygılı bir estetik anlayışı oturmaya başlıyor aslında tasarımda da. Evet, yani aslında baktığın zaman tek tip şeyler olabilir değil mi? Çok renksiz ve sadece gerçekten muhafaza etmek görevi olan. Ama bu demin gösterdiğin o artırılmış gerçeklik örneğindeki gibi o işin albenisi dijital tarafa kaydırılabilir. Yani şu evet, anda... Evet, çok doğru. Tabii ama bunun topyekun bir o perakende ve market deneyiminin baştan tasarlanması lazım ki zaten işler de o yönde gidiyor. Yani artık gözlüğü takıp şeyde dolaşacağız gibi marketin içinde. Yani belki de markete gitmeyeceğiz tabii, o da olabilir. Bu pandemi sürecinden sonra araba showroomları, giysi mağazaları tamamen sanal ortama taşınmaya başlandı. Biliyorsun o deneyimi bile artık oturduğunuz yerden yaşayabilirsiniz diyorlar. Evet, bugünden yarına bir değişim değil bu. Öyle bir şey yok. Hani dolayısıyla bütün tasarım bölümleri kapanıp dijital şey öğretsin demiyorum. Bizim işimiz de yarın öyle olmayacak. Ama Uzak Doğu'daki partnerlerimiz buna çok daha fazla para harcıyor, yatırım yapıyor ve oradaki projelerde ciddi oranda dijital deneyime doğru kayıyor. Evet, başka soru var mı? Yoksa bakıyorum. Toparlayabiliriz. Toparlayabiliriz, evet. Gülay Hocam bir yorum yapmış, onunla şey yapalım. En başarılı bulduğum ambalajların hepsini Orhan yapmış meğer diyor. Takip ediyordum aslında ama fark etmediğim güncel birçok ambalajında kaynağını bu söyleşi sayesinde öğrendim. Tebrikler ve teşekkürler diyor. Gerçekten... ne elimizi atsak sen tasarlamışsın Orhan. Öyle görünüyor. Çok teşekkürler. Çok nazik sözler. Ben tüm ekibimin adına tabii bu teşekkürleri kabul ediyorum. Var gücümüzle çalışıyoruz. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Bütün eğitimim süresince işte ODTÜ'den de aldığım şey buydu. İTÜ'de de Özlem Hoca'dan da aldığım şey buydu. Disiplinli çalışmak. Biraz bunu kendi yaşam kültürümü, kendi disiplin anlayışımı şirkete de bir şekilde aktarıyorum. Despot bir yönetici değilim. Bu o demek değil. Ama herkesin hakkına saygılı ve işi doğru zamanında bitirme odaklı ilerliyoruz her zaman. Ambalaj tasarımı çok lokal bir şey. Yani her bir süpermarkete gittiğinizde o ülkenin yaşam tarzı, damak tadı, renk her şeyi görebilirsiniz. Biz de daha önce Türkiye'de olmayan bu ambalaj tasarım hizmetini Türkiye'ye getirdik. Türk tipi bir hizmet anlayışına sokmaya çalıştık. Bütün gayemiz ilk baştan buydu. Bunda da doğal olarak ki hani işin başındaki kişi olarak benim kişisel özelliklerim de muhtemelen abiminkiyle beraber yansımıştır. Ben teşekkür ederim bu güzel sözler için. Çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Yeni nesille de genç meslektaşlarıma da ambalaj tasarımı alanını ciddi olarak düşünmelerini öneririm. Bizde olur, başka firmada olur ama bir ürün tasarımı yapacaklarsa en azından onun ambalajını da bir yerde düşünmeleri gerekecek. Dolayısıyla bu sektörle ne kadar erken tanışırlarsa o kadar iyi olur. Evet, zaten çok meraklı oldukları da açık. Daha iki saat devam etse izleriz diyor yazmışlar. Mümkün ama zor. Mümkün çok ama arkadaşlarım olur. Bekliyor. Özel hayatımız var herkesin. Orhan genç olduğunu şu an ispatladın yani. Tamam. Şaka bir yana benim için harika. De çok keyifliydi. Ama yani herkesin dinlenmeye, soluklanmaya şey vardır. Oturttuk evet. Böyle tuttuk gibi olmasın kimseyi de tadında bırakalım. Yoksa kendi şeyimden söylemedim. Şakasına dedim. Evet, Erol Bey de teşekkürler diyor. Başarılı program, tebrik ederim diyor. TMK ve Sertaç Bey'e de çok teşekkür
Evet. Evet, Erol Bey, sizi de anmış olduk. Bayağı kartonun önemini, yani plastiğin yerini karton alacak gibi görünüyor. Ya da sürdürülebilir başka herhangi bir şey, yeni malzemeler, biyo materyaller, çözünen malzemeler, ambalajla hızla devam edecek gibi görünüyor. Evet, evet, ben kesinlikle. De çok teşekkür ediyorum ETMK'ya beni bu söyleşide moderatör olarak düşündükleri için. Çok keyifliydi. Orhan'ı da çok özlemiştim. Sizleri de tekrar bir araya geldik. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben mi kapatacağım bilmiyorum. Orhan, son söylemek istediğim bir şey varsa. Yo, ben de çok teşekkür ederim. Sertaç Bey haber vermişti böyle böyle, bu zaten seriyi keyifle takip ediyordum. O noktada sen aklıma geldin ilk şeyde. Çok da keyifli oldu. Teşekkür ederim ben. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Hem enerjin için hem birikimin için her anlamda. Sertaç Bey, sizlere de çok teşekkürler bu davet için. Benim için çok keyifli bir program oldu. Umarım tüm dinleyenler için de faydalı bir içerik olmuştur. Hepimiz için. Ben de hem öğrenci topluluğu adına hem de kendi adıma teşekkür edip bir daha da lafa girmeyeceğim. Teşekkürler. Başımızın tacı öğrenciler. Evet. Ben de çok çok teşekkür ediyorum. Ben öğrencilerin ambalaj ve ambalaj etrafındaki bütün tasarım yaklaşımlarının ne kadar stratejik olduğunu, tüketim, kullanım alışkanlıklarını da ve ürünlerin hikayesini anlatmak tarafında ne kadar önemli olduğunu ve perakende sektörü içerisinde tasarımın yeri ve önemine ilişkin çok ciddi stratejik bilgiler aldığını düşünüyorum. ETMK adına bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. Her seferinde yeni birçok farklı bilgi ve öğrendiklerimizle ayrılıyoruz. Çok çok teşekkürler katılan herkese. Şebnem hocama, sevgili Orhan'a, sevgili Melike'ye ve diğer öğrencilere, herkese ayrı ayrı çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Evet, hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.